Efendim gün sonundan iyi geceler. Ben Selver Gözdaşık. Öncelikle sesim için özür dilerim. Bugün birazcık alerjiyle uğraşıyorum. Biraz sıkıntılı geçirdim günü ama ilaçlarımızı da almamıza rağmen alerji biliyorsunuz dünyada tedavisi olmayan birkaç hastalıktan birisi. O yüzden hanginizin başında varsa bu dert Allah kolaylık versin diyeyim. Başlayayım. Normalde ekonomik gelişmelerle başlardık. Dolara karşı Türkiye'nin nasıl zafer kazanmakta olduğunu sizlere baştan anlatmaya başlardım ama çok önemli bir gelişmenin haberi akşam saatlerinde geldi, hatta geceliğin geldi. O önemli gelişme PKK terör örgütü elebaşlarından birinin Sincar yakınlarında, hatta Sincar'ın sorumlusu olan PKK elebaşının başında 4 milyon lira ödül olan, kırmızı listede olan ve PKK'nın en üst düzey yönetici kadrosunda olan bir terörist elebaşının Mam Zeki Sincari kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirildiği haberi geldi. Dolayısıyla önce bununla başlayacağız. Bunun detaylarını döneceğiz, Diyarbakır'a alacağız. Bakalım ne bilgiler gelmiş ekstra. Onların hepsini öğreneceğiz. Bir kısmını Fuat abi aktardı zaten biraz önce. Bakalım onun üstüne herhangi bir gelen bilgi var mı? Ama bir araca bir operasyon yapıldığını, Milli İstihbarat Başkanlığı, Silahlı Kuvvetler, Özel Kuvvetler hepsinin dahil olduğu bir operasyon olduğuna dair bilgiler var. Ama bunların hepsi tabii dediğim gibi yarın, artık bugün gündüz saatlerinde gelecek geniş çaplı açıklamayla ortaya çıkacaktır. Ama bir araçta teröristin imha edildiği, ortadan kaldırıldığı söz konusu bilgisi var. Bunun detaylarını dediğim gibi belki alına gelmiştir, Diyarbakır'dan alacağız. Ama onun sonrasında neden bahsedeceğiz? Dolar şu anda kaç? Kaç dolar? Baktınız mı? 5.88 efendim. Sabah saatlerinde zaten altının altına inmişti. Sonra öğlen saatlerinde biraz daha yükseldi. Sonra yine altının altına indi. Şu anda 5.88 civarındaydı ben yayına girerken. Şu anda da o civarlarda bir yerdir kuvvetle muhtemel. 91. Peki o civarlarda, yani bu altından aldı. Şimdi Asya borsası açılacak. Orada gene küçük miktarlarla manipülatif hareketler olacaktır. Çok ciddiye almamak lazım. Ama dediğim gibi Türkiye, Donald Trump'ın, Amerikan yönetiminin, Mike Pence'in resmen şahsi olarak yönettikleri bir ekonomik savaşla karşı karşıya. Ve Türkiye, biz, siz hep beraber bu savaşa karşı duruyoruz ve bu savaşı kazanmak için Türkiye elinden geleni yapıyor ve inşallah zafer inananların, zafer bizim efendim. Hadi başlayalım, önce Diyarbakır'a gideceğiz. Efendim gün sonunda önemli bir başarıyla sonuçlandırılmış bir askeri operasyonla başlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat Başkanlığı Teşkilatı Başkanlığı tarafından Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine ortak bir operasyon düzenlendi. Operasyonda PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi ve Irak kuzeyi Sincar sorumlusu Mamzeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi. Operasyona geçtiğimiz günlerde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında annesiyle şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın adı verildi. Daha detaylı bilgileri Diyarbakır'dan sevgili Anıl'a döneceğiz. Anıl Yağcı'ya ve Anıl'dan alacağız. Anıl, Fuat abiyle de bağlantı yaptın. Oradaki verdiğin bilgileri takip ettim. Bir etraflıca bize detaylı olarak eline ne geldiyse bu saatte onları paylaşır mısın bizimle diyelim. Server gözü açık, terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Yapılan operasyonların ardından terör örgütü PKK çok ağır kayıplar verdi. 15 Ağustos 1984 hain terör örgütünün ilk terör saldırısını yaptığı tarihti. Bu tarihin üstünden tam 34 yıl geçti. Takvim yaprakları yine bir 15 Ağustos gününü gösterdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Başkanlığı çok önemli bir operasyon düzenledi. Irak'ın kuzeyinde önce Milli İstihbarat Başkanlığı hain teröristin yerini belirledi. Daha sonra Türk savaş uçakları havalandı ve de nokta operasyonla kırmızı listede aranan sözde Sincar sorumlusu İsmail Özden etkisiz hale getirildi. Ayrıca bu terörist yurt dışında etkisiz hale getirilen, kırmızı listede aranan ilk teröristti. Operasyona Hakkari'de kısa bir süre önce annesiyle beraber şehit edilen 11 aylık bebek Bedirhan Mustafa Karakaya'nın ismi verildi. İçişleri Bakanı Süleyman
Süleyman Soylu da pazartesi günü Hakkari'ye Bedirhan Bebek'in şehit edildiği noktaya bir ziyaret düzenlemişti. Buradaki ziyaretinde terörle mücadeleye dair çok önemli mesajlar vermişti. Kararlılıkla devam ettiğini bildirmişti. Sınırlarımız içinde 790 civarında teröristin kaldığını belirtmişti. Bu açıklamanın üstünden bir gün geçtikten sonra Süleyman Soylu'nun belirttiği gibi terörle mücadele hız kesmeden devam etti ve de terör örgütünün çok önemli bir sözde yöneticisi kırmızı listede 4 milyonla aranan İsmail Özden etkisiz hale getirildi. Sınırlarımız içinde yaklaşık 790 tane teröristin kaldığını belirtmiştik. Artık güvenlik güçleri sadece piyonlara değil terör örgütünün sözde yöneticilerine de önemli operasyonlar düzenliyor. Tabii yapılan operasyonlar sadece bunlarla da sınırlı değildi. Tunceli'de 2018'in Ocak ayından itibaren 94 tane terörist etkisiz hale getirildi. Bu 94 teröristten yine 20 tanesi de terör örgütünün sözde yönetici kadrosundandı. Bunların hepsi toplam 40 milyon lira ödülle aranıyordu. Hemen sıcak bilgiyi tekrar edelim. Server gözü açık. Irak'ın kuzeyine Sincar bölgesine Milli İstihbarat Başkanlığı'yla beraber bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonda kırmızı listede 4 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde Sincar sorumlusu İsmail Özden etkisiz hale getirildi. Pekala. Anıl Yağcı'ya teşekkür edelim. Dediğim gibi ilk sıcak bilgiler bunlar. Bunların detaylı dökümü, bilgileri mutlaka bugünün ilerleyen saatlerinde sizlere ulaşacaktır diyelim. Ve devam edelim. Tabii terör örgütünün içerisinde üst düzey sorumlu, sözde üst düzey sorumlu Anıl'ın da dediği gibi. Ve tarih önemli. Yine Anıl altını çizdi. 14-15 Ağustos ki bu 14-15 Ağustos Hakkari Şemdinli'ye ilk yapılan saldırı 1984 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Önce Siirt Eruh'tu. Ondan sonra Hakkari Şemdinli'ydi. İşte bunun kaçıncı yılı işte 84'ten gelin 2018'e 34. yıl. Hain saldırının 34. yılı. Evet. Devam edelim. Daha terörle ilgili haberlerimiz var. Terörle mücadele ile ilgili haberlerimiz var. Onları da paylaşacağım sizlerle ama önce şu ekonomi savaşına bir bakalım. Efendim devletin zirvesinde trafik yoğun. Konuklar ağırlanıyor, telefonlar hiç susmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Katar emirini konuk etti. Bu buluşmanın önemli bir sonucu oldu. Katar Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağını açıkladı. Açıklar açıklamaz. Çok ilginç bir şey oldu. Yani o saatte haber izliyor musunuz bilmiyorum. Açıklamayı takip ettim. Hemen internetten şeyi açtım. Bakayım dedim yani ne olacak bir dolar, euro nereye doğru gidecek diye. İnanın açıklama yapıldı. Açıklama yapılır yapılmaz bir durdu şöyle. Resmen hareketi izliyorsunuz dolardaki. Bir şöyle yukarıya doğru bir hareket vardı. Hareket durdu ve aşağı doğru inmeye başladı. 15-20 dakika içerisinde 10-15 kuruşluk bir düşüş söz konusu. Sadece sözü, açıklaması yetti. 15 milyar doların bir de geldiği zaman ne yapacağını siz düşünün. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de telefonda görüştü. Merkel o görüşmede Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından önemini vurguladı. İki lider ayrıca Türk ve Alman Maliye Bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda anlaştı. Haberin detayına bakacağız. Sonrasında yurt dışına gelen çok fazla tepki var bu konuyla ilgili. Hatta neyse sonra söyleyeyim. Hadi izleyelim. Katar Emiri El Sani'yi Beştepe'de ağırladı. Katar Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak. Almanya Başbakanı Merkel'le de telefonda görüştü. Talebin Almanya'dan geldiği görüşmede Merkel, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından da önemli olduğunu vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanımız şu anda bazı ülkeleri dolaşıyor. Biz aynı şekilde telefonla irtibatlarımızı kuruyoruz. İki lider önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Almanya'nın Maliye ve Ekonomi Bakanlarının bir araya gelmeleri konusunda da anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Merkel, Eylül sonunda Berlin'de gerçekleştirecekleri buluşmaya da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde önemli bir konuğu ağırladı. Erdoğan, Katar Emiri ile hafta başında telefonla görüşüp yakın temasta olma konusunda anlaşmışlardı.
İşte o telefon görüşmesinden sadece 2 gün sonra Katar Emiri El Sani Ankara'ya geldi. İki lider önce baş başa görüştü. Ardından da çalışma yemeğine geçildi. Yemeğe Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la Katar Maliye Bakanı Ali Şeref El İmadi de katıldı. Hem ikili ilişkiler hem de bölgesel gelişmeler ele alındı. Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş da gündemdeydi. O görüşmenin önemli bir sonucu oldu. Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapma kararı aldı. Böylece Türkiye'deki finansal piyasalara ve bankalara hızlı kaynak girişi sağlanacak. Katar Emiri El Sani görüşmeyi sosyal medya hesabından değerlendirdi. El Sani, ümmetin sorunları ve Katar'ın yanında duran Türkiye'nin ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız mesajını paylaştı. Bu arada tıpkı Almanya gibi Fransa'dan da görüşme talebi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da telefonda görüşecek. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları biliyorsunuz söz konusu. Bu yaptırımlara Türkiye kararlılıkla birebir karşılık veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilecek ürünlere uygulanan ek vergiler %60 ile %100 arttırdı. Bu ürünler arasında alkollü içecekler, binek otomobiller ve kozmetik ilk sırada yer alıyor. Amerikan ürünlerine getirilen ek vergi yükünün miktarı 533 milyon dolar. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Kararlı bir şekilde boykot edeceğiz dedi. 24 saat geçmeden Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ekonomik yaptırımlar başladı. Amerikan menşeli ürünlere ek vergi geldi. Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Dün akşam itibariyle bu 22 kalemdeki ithaldeki vergi oranlarımızı 2 katına çıkardık. Bize uygulanan yaptırımları 533 milyon dolarlık ek vergi yüküyle karşılık vermiş bulundayız. Ek vergi oranı alkollü içeceklerde %140, yaprak tütün ve tütün ürünlerinde %60, binek otomobillerde %120, güzellik, cilt bakım ve güneş kremi ürünlerinde %60'a çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilecek pirince %50, kuru yemişe %20, taş kömürü, toprak ve benzeri katı yakıtlara %13,7, kağıt ve kartona %50 ek vergi uygulanacak. Ek vergi konan ürün, Amerikan ürünü pahalı olabilir ama daha uygun fiyatlı seçenekler olacak her zaman karşımızda. Onun için çok da telaşlanmamak lazım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Amerika'ya yönelik bu yaptırım kararının mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde alındığını belirtti. Zor günlerde liderinin etrafında kenetlenen milletimiz, kural tanımaz tavırlara ve haksızlıklara karşı dünyayı cesaretlendirmiştir. Durmak yok, yola devam. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan da döviz spekülatörlerine karşı bir hamle daha geldi. BDDK, swap işlemlerinde sınırı %50'den %25'e çekti. Efendim SPK'da yani Sermaye Piyasası Kurulu'da bayram tatilinde spekülatif hareketler olmaması için yeni kararlar aldı. Vadeli döviz piyasalarında sermayenin 15 katına kadar olan işlem hacmi bire bire düşürüldü yani sermaye kadar. Kurul yatırımcıların borsa işlemlerinde spekülatif amaçlarla pozisyon almamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini de belirtti. Bakalım uyarısına SPK'nın. SPK son dönemde döviz piyasasında makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanmayan gelişmeler olduğuna dikkat çekti. Türk lirasının oluşturduğu paritelerde ciddi fiyat hareketleri meydana geldiği ve döviz piyasasında sağlıklı bir fiyatlama oluşmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada Kurban Bayramı süresince Türkiye piyasalarının kapalı olacağından yatırımcıların spekülatif amaçlarla pozisyon almamaları istendi. Ayrıca yatırımcıların mevcut pozisyonlarına ilişkin olarak ilave teminat yatırma yükümlülüğüyle karşı karşıya kalabileceklerini göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve basiretli davranmaları gerektiği vurgulandı. SPK kaldıraç oranlarında da değişikliğe gitti. Vadeli döviz piyasalarında sermayenin 15 katına kadar olan işlem hacmi bire bire düşürüldü. Ülkemizin de içinde bulunduğu bazı küresel ataklarla karşı karşıyayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye ekonomisi üzerindeki spekülatif saldırılara dikkat çekti. Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gündemi değerlendirdi. Ülkemizin bu asimetrik saldırıların üstesinden gelecek potansiyeli ve iradesi vardır dedi.
Ülkemizin de içinde bulunduğu bazı zor küresel ataklarla karşı karşıyayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı. Gündeminde Türkiye'ye yönelik ekonomik savaş vardı. Yıldırım bunların üstesinden geleceğiz dedi. Ancak bütün bunların üstesinden gelecek potansiyelimiz var, irademiz var. Birlikte dayanışmayla bu konuların üstesinden geleceğiz. Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmesinde konuştu. Akıncı da Türkiye'ye destek verdi, dayanışmanın önemine dikkat çekti. Sadece Türkiye'nin kendi içindeki dayanışması, bizim kendi içimizde ve sizlerle olan dayanışmanın da ötesinde mantık bana diyor ki bölgesel olarak da bizim bu işbirliklerini başarabilmemiz lazım. İkilinin görüşmesinde Kıbrıs sorunu da gündeme geldi. Yıldırım, karşı taraf kendisine sunulan şansı iyi değerlendiremedi dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Amerikan ürünlerine yönelik ek vergiyi değerlendirdi. Kalın, Türkiye kimseyle ekonomik savaştan yana değildir. Kendilerine yönelik bir saldırıyı püskürtmek için gerekli adımları atacaktır dedi. Türk ekonomisinin temeli sağlamdır diyen İbrahim Kalın, iyiye doğru gidişin başladığını memnuniyetle görüyoruz diye konuştu. İyiye doğru bir gidişin başladığını memnuniyetle görüyoruz. Bu iyiye gidişin bundan sonra da devam edeceği temel beklentimizdir. Çünkü Türk ekonomisinin temelleri sağlamdır. Dövizdeki dalgalanmanın Türk ekonomisinin yapısıyla ilgisi olmadığını hatırlattı. İlgili kurumların aldığı tedbirlerin etkilerine dikkat çekti. Amerikan menşeli ürünlere getirilen ek vergiyi değerlendirdi. Vatandaşlarımızın da sahiplendiğini görüyoruz. Türkiye hiç kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Fakat kendine yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda da bu saldırıları püskürtmek için gereken bütün adımları da atacaktır. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın gündeminde dövizdeki hareketlilik vardı. Hedefinde de Amerika Birleşik Devletleri. Trump yönetiminin zaman zaman iç siyasi sıkışıklıktan kaynaklanan bir refleksle dışarıda bir takım gerginlikler başlattığını hepimiz görüyoruz. Türkiye ne ilk ne de son ülke. Amerikan yönetiminin Türkiye'deki yargı süreçlerine saygılı olması gerekir. İbrahim Kalın'a Beyaz Saray'ın Türkiye'ye yönelik hayal kırıklığı açıklaması da soruldu. Bir papaz için bu ilişkileri adeta tamamen yıkma noktasına gelirken Türkiye'nin meşru ve acil iki temel ulusal güvenlik meselesinde Amerikan yönetimlerinin, ne Obama yönetiminin ne Trump yönetiminin şu ana kadar somut bir adım attığını görmedik. PKK ve FETÖ'yü kastediyorum. Trump'ın F-35 ile ilgili son imzası da gündemdeydi. Şu anda bir somut karşılığı yok. Yani şu anda zaten orada bizim pilotlarımızın eğitimi devam ediyor. Türkiye F-35'lerin sadece müşterisi olan bir ülke değildir. O projenin bir ortağıdır. İş eğer böyle bir noktaya giderse Türkiye tabii ki hukuk yollarına mutlaka başvurur. Türkiye'ye yönelik ekonomik savaşa ilişkin bir değerlendirme de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Yaşananları olağan dışı saldırı olarak nitelendirdi. Bahçeli, Türkiye'nin ekonomik krizde olmadığını söyledi. Değil Trump, dünya üzerimize gelse geri adım atan namerttir diye konuştu. Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir. Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz. Kriz değil, olağan dışı saldırı altındayız dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türk lirasına çok yoğun ve şiddetli bir operasyon mevcuttur. Alınan tedbirler ve açıklanan yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye'nin üzerinde dolaşan kara bulutlar dağıtılacaktır. Devlet Bahçeli hükümeti desteklediklerini söyledi. Bu ekonomik musibet döneminde hükümetin ve devletin cesaretle arkasındayız. Yeni ekonomik yaklaşım isabetlidir, yerindedir. ABD menşeli teknoloji ürünlerine ve bazı mallara yönelik boykot kararlarını samimiyet ve yüreklice desteklediğimizi ilan ve ifade ediyorum. Dünya Amerika Birleşik Devletleri'nden ibaret değil dedi. Skandal ve saldırgan şahıs olarak nitelediği Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı sert biçimde eleştirdi. Dövizle önümüzün kesileceğini düşünmek sefil bir çılgınlıktır. Değil Trump, değil döviz,
dünya üzerimize gelse bir adım geri atan onlar gibi namerttir. MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin hukuk devleti olduğuna vurgu yaptı. Rahip Brunson davasının Amerika Birleşik Devletleri'nin bahanesi olduğunu söyledi. Bu papaz ki şaibelidir ve suçludur. Eğer Pensilvanya'daki hain yarından tezi yok ülkemize iade edilirse papazın teslimi de gündeme gelebilecektir. Bakın şimdi çok ilginç gelişmeler oluyor. Yani dünya sanki birisinin Amerika Birleşik Devletleri'ne baş kaldırmasını bekliyormuş. O hale geldi. Düşünün şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün yabancı yatırımcılarla görüşecek efendim. Telekonferans yoluyla yapılacak bu görüşme ve küresel yatırımcılarından öylesi bir ilgi var ki yani en kolay bunu rakamla size tanımlayabiliriz. Toplantı için şimdilik 3783 katılım talebi geldi bütün dünyadan. 3783 katılım talebi geldi. Talebin ilerleyen saatlerde artması bekleniyor. Hatta bu haber hazırlandığında yaklaşık bir saat kadar oldu. 1-1,5 saat. Demek ki o saatten bu saate de artmıştır. Yani bu 3700'lü rakamın 4000'e, 4500'e belki de 5000'e çıkması söz konusu. Düşünün bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı bir bilgilendirme toplantısı yapacak. Ve bu bilgilendirme toplantısına dünyadan 5000, yani şu anda 5000 değil ama 3500-4000 kişi katılacak efendim. Zirvede dünya piyasalarına yön veren yabancı yatırımcılara doğrudan mesaj verecek Sayın Bakan. Detayları haberde. Güçlü temelleriyle 2023'e kadar çok daha güçlenerek çıkacak. Türkiye hazır bir stratejiyle yoluna devam edecek. Güçlü Türkiye güçlü ekonomi vurgusu yapacak. Yabancı yatırımcılara Türkiye hala güvenli bir liman mesajı verecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak telekonferans üzerinden yabancı yatırımcılarla görüşecek. ABD'nin Türkiye'ye başlattığı ekonomik savaşın ardından Albayrak, küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek. Türkiye'nin yeni ekonomik yaklaşımını anlatacak ve orta vadeli programa ilişkin ayrıntıları paylaşacak. Bizim piyasayı sakinleştiren açıklamalar yapmamız, biraz belirsizlik bulutlarını ortadan kaldırmamız, yatırımcının bu iştahını arttırmış olabilir. Dolayısıyla vereceğimiz mesajların net olması ve öngörülebilir olması yabancı yatırımcının ilgisini ben daha da arttıracağını bekliyorum. Yabancı yatırımcının ilgisinin artmasıyla birlikte biz gereken hamlelerin de atılacağını öngörürsek ben önümüzdeki günlerde kurum yine gerileyebileceğini düşünüyorum. Berat Albayrak'ın yapacağı küresel telekonferansa yoğun ilgi var. ABD, Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere dünya genelinden yatırımcılar toplantıya katılacak. 1000 civarında katılımcı öngörülen zirve için şu ana kadar 4000'e yakın başvuru oldu. Bu sayının toplantı saatine kadar daha da artması bekleniyor. Telekonferans Türkiye saatiyle saat 16'da, New York saatiyle 9'da başlayacak. Albayrak ilerleyen günlerde de Almanya'nın Maliye ve Ekonomi Bakanlarıyla bir araya gelecek. Saate de dikkatinizi çekerim. Saat 16'da başlıyor. Yani Amerikan saatiyle saat 9'da başlayacak. Emin olun oradan da çok dikkatli bir şekilde izlenecektir. Tabii uzmanları, konunun uzmanları diyor ki açık net mesajlar bekliyor bu ekonomik yatırımcılar, yatırımcı çevreler diyor. Yarın eminim ki Sayın Albayrak teker teker neler yapılacağını, önümüzde neler olduğunu aktaracaktır onlara. Bakalım ondan sonra ne yapacak? Dolar efendi. Birçok ülkeden, farklı çevrelerden, hatta Amerika'dan bile Trump'ın politikalarına karşı sesler yükseliyor. Bayağı da yüksek çıkmaya başladı bu sesler. İnanın. Dün hatta bir kısmını vermiştik. Türkiye'ye yurt dışından destek çığı gibi Mısırlı bir imam Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğine başvurarak eşine ait altınları hibe etmek bile istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise gümrük tarifelerinin artırılmasının Amerikan ekonomisi içinde ciddi riskler oluşturulduğuna ilişkin analizler var. Bu analizler de dikkat çekiyor. Bakalım. Türkiye ile gerginlik Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine zarar verir. Trump yönetimine yönelik bu uyarı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerikan Ticaret Odası Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlatan Trump yönetimine tepki gösterdi. Başkan yardımcısı Myron Brilliant, Türkiye ile yaşanan gerginlikten Amerika Birleşik Devletleri'nin zararlı çıkacağına dikkat çekti.
Türkiye'den ithal edilen mallar üzerindeki gümrük tarifelerini arttırmak Amerikan ekonomisi için ciddi riskler teşkil ediyor. Brilliant, yaşananların iki ülkenin ekonomik çıkarlarını tehdit ettiğini ve yıllardır süren ittifakı riske soktuğunu belirtti. Washington'ın müttefiklerini yabancılaştırdığını vurguladı. Türkiye'ye yönelik ekonomik savaşa karşı yurt dışında yaşayan Türkler de ayakta. Avrupa Türkistan Birliği Başkanı Durmuş Yıldırım, ekonomik saldırıların sebebinin Türkiye'nin izlediği bağımsız politikalar olduğuna dikkat çekti. Milli egemenliğine, bağımsızlığına son derece düşkün ve geçmişte bunun bedelini defalarca ödemiş bir millet olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de yanında olduğumuzu ilan ediyoruz. Türkiye'ye çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütlerin yanı sıra dost ülkelerin vatandaşlarından da destek geliyor. Kimliğini açıklamak istemeyen bir Katar vatandaşı 500.000 Katar riyalini Türk lirasına çevirdi. Parasını çevirmesine gerekçe olaraksa Suudi Arabistan önderliğindeki ülkeler Katar'a ambargo uygularken Türkiye'nin ülkesine verdiği desteği hatırlattı. Türkiye. Kuveyt'te ise Mısırlı bir imam Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğine başvurarak eşine ait altınları hibe etmek istediğini söyledi. Yani tabii ki o altınlar alınmamıştır ama yani sonuç olarak moral destek anlamında çok güzel bir görüntü. Moskova yönetimi, bu arada Moskova yönetiminden gelen bir açıklama var, onu kısa not olarak vereyim size. Türkiye ile Rusya arasında artan işbirliğinin üçüncü ülkeleri hedef almadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova yaptı açıklamayı. Rusya'nın herhangi bir ülke ile başka bir ülkeye karşı dostluk kurmayacağını belirtti. Rusya ile Türkiye'nin işbirliğinin örnek niteliğinde olduğunu da vurguladı. Zaharova'nın bu açıklamasının adresinin Amerika Birleşik Devletleri olduğu son derece net ve ortada. Türk ve Amerikan ekonomisi siyasi anlaşmazlıklara kurban edilemez. Uyarı Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Howard Beasley'den geldi. Dün akşam Tuna'ya bağlandığımız zaman Tuna da bu konuda ufak birkaç başlık vermişti ama daha detaylı haberini hazırladı arkadaşlarım. Konsey Başkanı Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'yi yaptırım kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı Beasley, TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'ya değerlendirmelerde bulundu. Diyelim bakalım detayını. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattı. Hem Türkiye'den hem de uluslararası kamuoyundan büyük tepki aldı. Ancak tepki bununla sınırlı değil. Washington'daki iş çevreleri de Trump'a net mesaj verdi. Amerika Türk İş Konseyi Başkanı Howard Beasley, Türk-Amerikan ilişkileri siyasi anlaşmazlıklara kurban edilemez dedi. İlişkilerin bugünkü durumu nedeniyle oldukça rahatsızız. Biz Amerika Türk İş Konseyi olarak tarafları görüşme masasına ve diyaloğa dönmeye ve son yaptırımları yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Kısa adı ATC olan kuruluşun 100'e yakın Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye kökenli üyesi bulunuyor. Söz konusu şirketler arasında dünyada bilinen gıda, savunma ve havacılık şirketleri de bulunuyor. Şirketlerin toplam değeri ise 100 milyarlarca dolarla ölçülüyor. ATC Başkanı Beasley de Amerika Türk İş Konseyi olarak taraflar arasında çözüm için köprü olabileceklerini de vurguladı. Siyasi sorunların ekonomiye yansıtılmasının akıllıca olmayacağını söyledi. Well, I think again, let's be clear. This is about political dispute right now. Şunu açıkça ifade ediyorum. Şu an siyasi bir anlaşmazlık içerisindeyiz. Ekonomiyi de bunun içine çekmek hiç de yapıcı değil. Konsey Başkanı, Trump'ın Türk alüminyum ve çeliğine yönelik gümrük duvarını yükseltmesi konusuna da değindi. Bunun Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın iç politikaya dönük seçim vaadi olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ve diğer ülkelere yönelik gümrük uygulamalarından zarar görebileceği mesajını verdi. Müttefiklerin de aralarında anlaşmazlık olabilir ama bunu çözmenin yolu karşılıklı olarak ekonomik yaptırımlar getirmek değildir. Brunson konusunun çözümü ekonomik yaptırımlarla sağlanamaz. Emin olun bu bizim Tuna'ya söylediği cümlenin aynısı Trump'a da gidiyordur da anlıyor mudur ya da mutlaka anlıyordur da anlamak işine geliyor mudur? Onu bilemiyoruz efendim. İş ve finans dünyasının ekonomik saldırıya tepkisi sürüyor. Finans dünyasının önemli kuruluşları şoklara karşı bankacılık sektörünün dayanıklılığını vurguluyor. İstanbul'da Ankara'daki iş insanları da ekonomik savaşa karşı birlik çağrısı yapıyor. Daha çok üretim ve ihracat mesajı veriyorlar. Kur baskılı ekonomik saldırıya karşı Türkiye tek vücut oldu. İş ve finans dünyasının temsilcileri destek mesajları verdi.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, saldırı karşısında alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını belirtti. Bankacılık sektörü Türkiye ekonomisinin en kuvvetli unsurlarından bir tanesi. Ekonomimizin güçlü yanları çok. Karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Türkiye Katılım Bankaları Birliği de yaşanan durumun ekonomik bir temelinin olmadığını vurguladı. İktisadi olarak izah edilemez olduğunu görüyoruz. Bankacılık sektörünün bilançoları oldukça sağlam aktif yapısına sahip olup dış şoklara karşı da dayanıklıdır. İstanbul'daki iş dünyası temsilcileri ekonomik saldırılara mahkum olmayacaklarının mesajını verdi. Bu zorlu koşullara ve artan maliyetlere rağmen biz sanayiciler olarak üretim yapma, yeni yatırımlar gerçekleştirme ve istihdam yaratma arzumuzu koruyoruz. Aslında bu baskı sadece Türkiye'ye karşı değil, mazlumların haklarını savunmaya kalkışanlara yönelik bir sindirme operasyonudur. Ankara'daki iş dünyası temsilcileri de ekonomik saldırılarla Türk milletinin dize getirilemeyeceğini belirtti. Yaşamakta olduğumuz ekonomik saldırıların en kısa zamanda bertaraf edileceğinden ve bu süreçten ülkemizin en kısa zamanda çıkacağından hiç kuşkumuz yoktur. Ülkem varsa ben varım mantığından hareketle bu süreçte üretici, yerli ve yabancı firmaların duyarlı olmaya davet ediyoruz. Evet, ülkem varsa ben varım. Doğru, çok doğru. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırıyı hac vazifesi için gittiği Mekke'de değerlendirdi. Bugünler maddi ve manevi kenetlenme zamandır dedi. Herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini de belirtti. Tarih şahittir ki Allah dinine yardım edenlere yardım edecek. Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıya tepki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu kez en yetkili ağızdan ve en üst perdeden verildi. Dünyanın kaynaklarını haksızca, insafsızca sömürenler, zayıf gördüğü her coğrafyayı işgal edenler, şimdi ekonomiyi bir silah gibi kullanarak milletimizin üzerine geliyorlar. Hac vazifesini yapmak üzere Mekke'de bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ülke olarak kenetlenmenin ve fedakarlık yapmanın önemine işaret etti. Biliyoruz ki devletimiz mazlumlara umut olduğu için zaman zaman zalimlerin hedefi oluyor. Buradan ifade etmeliyim ki hepimizin milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere yapılması gereken sorumlulukları yerine getirmesi gerekmektedir. Ali Erbaş, uzun zaman önce hac ve umre ücretlerinin ödenmesinde dolardan vazgeçildiğini de hatırlattı. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolarlarınızı bozdurun çağrısıyla başlayan destek her geçen gün büyüyor. Elindeki doları, avroyu ve altını bozdurmak isteyenler döviz bürolarına ve bankalara akın ediyor. Esnafın da Türk lirasına desteği sürüyor. Birçok iş yeri dolar bozdurana ücretsiz hizmet vermeye devam ediyor. İşte Türkiye'nin dört bir yanından milli ekonomiye gelen destek görüntülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Dövize gidersek kurtuluruz yok, o zaman batarsın. Sen Türksün, sen Türk lirasıyla beraber yoluna yürüyeceksin. Türkiye'ye yönelik ekonomik savaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tepkisi ardından Türk milletinden destek artarak devam ediyor. Diyarbakır'dan Düzce'ye binlerce kişi döviz bürolarına akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dövizlerinizi bozdurun çağrısı Diyarbakırlılar tarafından da yanıt buldu. Her gün il genelinde yüksek miktarda döviz ve altın bozduruluyor. Bütün yurt dışındaki kardeşlerime de çağırım. Herkes elini vicdana koysun, herkes elini cebine atsın, Türkiye'ye gelsin, Türkiye'de yatırım yapsın. Büyük küçük 7'den 70'e herkes elini taşın altına koydu. Dövizini, altınını bozdurdu. Bayağı bir yoğunlaştı. Altın olsun, dolar olsun, euro olsun ellerindeki bütün dövizleri bozdurmaya başladılar. 1000 euro bozdurdum. Çok gerileme var şu anda, çok seviniyoruz. Devletin yanındayız her zaman. İyi günde, kötü günde devlet bizim devletimiz. Destek verenlerden biri de Adıyaman'da 13 yaşındaki Yusuf Çelik'ti.
3 yıl boyunca biriktirdiğim okul aşklarını aldım. 3 tane çeyrek altını Türk lirasına çeviriyorum. Amasya'da eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Mahmur Demir, oğlunun eğitimi için biriktirdiği 9200 doları bozdurdu. Belki parasız kalabiliriz ama vatansız kalamayız. Esnafın da seferberliğe desteği devam ediyor. Gaziantep'te esnaf, dolar bozdurup makbuz getirene ücretsiz hizmet imkanı sundu. Kimi ücretsiz ayakkabı boyadı, kimi çay verdi. Ankara'daysa dolar eylemi vardı. Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na kayıtlı yüzlerce kişi bir döviz bürosuna yürüdü. Devletimizi, devletimizin kimliği olan Türk liramızı ve Cumhurbaşkanımızı iç ve dış mihraklara karşı boyun eğdirmeyecek ve yalnız bırakmayacağız. Söz veriyoruz. Bravo. Açıklamanın ardından şoförler ellerindeki doları bozdurdu. Efendim, destekler devam ediyor dedik. Sizin de mesajlarınızı gördüm. Ünal Bey mesaj atmış. Diyor ki Ünal Bey, Hollanda'dan selamlar. Ülkeme ben de Hollanda'da Amerikan ürünlerini boykot ediyorum. Bugün evimde 4 torba Amerikan cam fıstığını attım. Eşime de bir daha almamasını söylemiş. Şimdi atma kısmı yanlış, bir daha almama kısmı doğru. Yani onun zaten parasını vermişsiniz artık, o iş bitmiş. Ama bundan sonrası için tercihinizi almama yönünde kullanırsanız Ünal Beyciğim, yazık, boşu boşuna attınız onları, zaten parasını vermişsiniz. Yani onun o boykota bir faydası yok. Manen belki kendinizi iyi hissettirmiş olabilir. O, eyvallah, ona bir şey diyemem ama yani boykot anlamında, maddi anlamda bir katkısı var mı? Hayır, yok. Onu bilelim ya, yani ona göre ya alınmıştır, o alınmışla ilgili bir sıkıntı yok. Ama bundan sonra alacaklarla ilgili dikkat edersek işte o zaman o boykotu gerçekten sağlıklı bir şekilde yapmış oluruz. Bunu da belirteyim. Azerbaycan'dan Natık Bey bir mesaj göndermiş. Allah Türkiye'nin yanındadır. Azerbaycan'da herkes Türkiye'ye destek. İnşallah dolar 1 lira olacak demiş Natık Bey. Azerbaycan'dan gönderdiği mesajında. Şenol Bey'in önerileri var. İlk olarak NATO üslerini, Türkiye'de bulunan NATO üslerini teker teker kapatıp Türk bayrağı çekelim demiş. Ve devam etmiş önerileri. Şenol Bey, sağlam gitmişsiniz valla. Neyse, tamam. Devam edelim. Musa Bey, yo, sesiniz gayet güzel diyor. Elimde mendil, sürekli bir burun çekme haldeyim. Hiç sormayın. O yüzden de fazla mesajlara girmeyeyim dedim ama birazcık siz bu kadar mesaj gönderince hemen bir ufak bakayım isterim. Devam edelim efendim. Şimdi Ege'li ihracatçılardan da bir destek var. Hükümetin ekonomi alanında atacağı adımlara sonuna kadar destek vereceklerini belirtiyorlar. Türk lirasıyla ihracat yapmaya hazırız diyorlar. İş dünyası Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik yaptırım kararlarına karşı tek yürek oldu. TL ile ihracat yapmaya şu anda bütün ihracatçılarımız hazır ve bekliyor. Türk parası bizim paramız. Yani neden böyle dolara, euroya maruz kalalım? En azından TL olduğu zaman hiçbir kimse, hiçbir boynumuzu eğmeden kendi paramızla bütün istediğimiz yerlere ihracat yapmış oluruz ve bu sıkıntıları da bir daha yaşamayız. Orta ve uzun vadede tabii ki TL ile ihracat olabilir. Çünkü TL convertible bir para, uluslararası bilinen bir para. Böyle bir olayı yaşamamız bence gerçekten güzel bir tecrübe. Bu tecrübeyi birlik beraberlikle el ele verip, omuz omuza verip bir yeri taşıyacağız. İhracatçılar hükümetin uyguladığı ekonomik yaptırımlara ve tedbirlere de tam destek veriyor. Hükümetimiz gerçek anlamda ciddi tedbirler alıyor ama bunların hayata geçirilmesi bir süreç. O süreçte panik yapmamamız lazım. Duruşumuzu muhafaza etmemiz lazım. Pazartesi günü dolar 7 liraydı. Şu anda dolar 5.95 veya 5.98 oldu. İhracatçılar döviz bozdurma kampanyasına da destek verdi. Son 1 dolar kaldı, o da cebimde duruyor. Bunu da herhalde bozduracağım, yani bu bile kalmayacak kadar o kadar tepkiliyiz. İş adamın tepkisi gerçekten hareketinden, yüzünden belli. Şimdi Çin de destek veriyor. Şöyle bir desteği var şimdi. Görünen destek şu. Şu ana kadar ortaya çıkan kimdir? Arkadan ne görüşmeler devam ediyor ama Çin firmaları başta üzüm olmak üzere, bir tanesi sadece bu, kuru gıdaları Amerika Birleşik Devletleri yerine Türkiye'den almak için harekete geçti. Çin'den bir heyet Manisa ve Aydın'da incelemelerde bulunacak. İlk etapta
Çin'e yaklaşık 1500 ton kuru üzüm ve incir ihraç edilmesi hedefleniyor. Bunun ilk etapta olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Hava şartlarıyla düşen rekolte sebebiyle önce endişelendiler. Ancak artan dış talep yüzleri güldürmeye başladı. Çin'in de Manisa'mızın üzümüne talip olduğu ve bu konuyla ilgili de Manisa'ya bir ekibin geleceği, ziyarete geleceği bilgisi alındı. Ve bu bizi çok memnun etmiştir. Türkiye'nin en önemli ihraç ürünlerinde kuru üzüme Çin'den ilgi arttı. İlgi kuru üzümle de sınırlı değil. Çinli bir gıda firması daha önce farklı ülkelerden aldığı kuru gıdaları Türkiye'den almaya karar verdi. Çinliler bize güveniyor. İncirle başladık. Kayısı, Antep fıstığı, fındık olarak devam etmekteyiz. Çinliler Türk incirini çok seviyor. Türk ürünleri çok kaliteli ve çok lezzetli diyorlar. Şu anda Çinliler önce incir satıyorduk. Şu anda Antep fıstığı soruyorlar. Amerika'dan aldığımız ürünleri Türkiye'den ithal yapsak bizim için daha iyi olur diyorlar. Çin'den bir alım heyeti kuru üzüm için Manisa'da, kuru incir için de Aydın'da incelemede bulunacak. İlk etapta Çin'e yaklaşık 1500 ton kuru üzüm ve incir ihraç edilmesi hedefleniyor. Aydın incirinin yurt dışına ihracatı 300 milyon dolar civarında. Özellikle Çin pazarından Aydın incirine çok yoğun talep var. Hem Avustralya pazarına hem Japonya pazarına hem de dünyadaki birçok destinasyona Aydın incirimizi daha ne kadar katma değerle satabiliriz ve ilimize, ülkemize döviz kazandırırız diye çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Kuru meyvede geçen yıl 1 milyar 350 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamının bu yıl yeni pazarlarla 1,5 milyar doları aşması bekleniyor. Bu arada sözde bütün bunların ilk nedeni Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Türkiye'yi tehdit ettiği konu. Sözde tehdit ettiği diyeyim isterseniz. ABD'li terör sanığı. İkinci kez reddedildi efendim. Andrew Craig Branson'ın ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına yönelik itiraz ikinci kez reddedildi. Terör sanığı Branson'ın avukatı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde müvekkilinin ev hapsiyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için başvuru yaptı. Mahkeme talebi reddetti. Bunun üzerine bir üst mahkeme olan 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yeniden itirazda bulunuldu. Terör sanığı Branson için daha önce de ev hapsi ve yurt dışı yasağının kaldırılması yönünde başvuruda bulunmuş. O başvuruda mahkemece reddedilmişti. Sanık Branson, FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işlemekle casusluk faaliyetleri nedeniyle 35 yıla kadar hapis sistemiyle yargılanmaya devam ediyor. Geçelim terörle mücadeleye. Terör örgütü PKK ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Van Başkale'de bir terörist ölü, bir terörist de sağ ele geçirildi. Tunceli'deki son operasyonda etkisiz hale getirilen yeni teröristten ikisinin turuncu listede arandığı tespit edildi. Yani bunlar da sözde örgüt yöneticisi. Tunceli'de bu yıl sözde lider kadrodan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi. Mehmetçik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Bölücü hainler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Duyarlı bölge halkı bu kez Van'da güvenlik kuvvetlerinin yanındaydı. Halkın verdiği bilgi üzerine güvenlik güçleri Başkale kırsalına operasyon düzenledi. Emniyet ve jandarmanın ortak operasyonunda teslim çağrılarına ateşle karşılık verilince çatışma çıktı. Çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi. Bir terörist ise ağaca çıkarak saklanmaya çalıştı. Ancak o da çok geçmeden ele geçirildi. Orada bir dur. Sırtındaki çantayı bir indir. Olay yerinde bir uzun namlulu silah, bir tabanca ve çok sayıda mühimmat bulundu. Operasyonlarda örgütün sözde lider kadrosundaki isimler de birer birer ele geçiriliyor. Tunceli'de yılbaşından bu yana etkisiz hale getirilen 94 teröristten 18'i örgütün sözde sorumlularındandı. Tunceli'deki son operasyonda etkisiz hale getirilen 7 teröristten ikisinin de turuncu listede yer aldığı tespit edildi. Bu teröristlerin Rezzan Mardin Kodatlı Ömer Duran ve Jindar Kodatlı Pınar Yıldırım oldukları belirlendi. Güvenlik güçleri terör destekçilerine de göz açtırmıyor. Adıyaman'da mermer ocağına saldıran teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.
Bu arada ne yazık ki terör örgütü PKK-PYD Suriye'de infazlarını sürdürüyor. Eli kanlı örgüt sadece diğer etnik grupları değil, kendisine muhalif Kürt politikacıları da hedef alıyor. PKK 2011-2016 yılları arasında Suriye'de 52 Kürt siyasetçiyi katletti. Veriler Suriye Kürt Ulusal Konseyi raporundan. Raporda terör örgütü PYD PKK'nın konsey çatısı altında kendisine muhalif Kürt siyasileri kaçırdığına dikkat çekildi. Alıkonulanların uzun müddet zindanlarda tutulduktan sonra öldürüldüğü ifade edildi. Son olarak Aralık 2016'da Abdülmuhammed Habeş'in infaz edildiği aktarıldı. Raporda ayrıca 35 siyasetçinin hala zindanlarda alıkonulduğu, 20 siyasi büronun da terör örgütü PKK-PYD tarafından yakıldığı belirtildi. Yani bunlar bulundukları her yerde zararlar. Her yerde tek amaçları bebek öldürmek, çocuk öldürmek, insan öldürmek. Başka hiçbir şey. İnsanlıktan nasibini almamış varlıklar bunlar. Ne yazık ki öyle. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni savunma konseptinin ilk adımları Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında atıldı. Toplantıdan çıkan kararlar arasında komando tugaylarının sayısının artırılması dikkat çekmişti. Yeni tehdit algılamalarına ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak 4 yeni komando tugayının kurulmasına karar verildi. Böylece mevcut komando tugaylarının sayısı da 16'ya yükselmiş oldu. Attığını vuruyor, dosta güven, düşmana korku veriyor. Komandolar. Korku nedir bilmeyiz! Korku nedir bilmeyiz! Biz dağların erleri! Biz dağların erleri! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki en etkili unsurlarından biri. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği yeni savunma konseptiyle birlikte onların da sayısı artıyor. Karar, yeni hükümet sisteminin ardından gerçekleştirilen ilk Yüksek Askeri Şura'da alındı. Yeni tehdit algılamalarına ve değişen ihtiyaçlara paralel olarak 4 yeni komando tugayının kurulmasına karar verildi. Denizli 11. Komando, Sakarya 7. Komando, Trabzon 17. Komando ve Kırklareli 41. Komando Tugayları yeni kurulan komutanlıklar oldu. Böylece mevcutta 12 olan Komando Tugayının sayısı da 16'ya yükseldi. Komando Tugay komutanlıklarına sınıfında uzman ve deneyimli generaller atandı. Emniyet Teşkilatı da gücüne güç kattı. 2031 komiser yardımcısının mezuniyet töreni Ankara'da yapıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezun olan öğrencilere seslendi. Vicdan ve kanundan asla ayrılmayın dedi. Şehidimin son örtüsü, ışık ışık. 193'ü kadın, 1838'i erkek. Onlar Emniyet Teşkilatı'nın yeni güçleri. Bütün bu coğrafyanın en güzide eğitim kurumlarından birinde, Polis Akademisi'nde. Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü 3. dönem mezuniyet töreni Ankara'da yapıldı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. 2031 komiser yardımcısının mezuniyet coşkusu yaşandı. Önce yaş kütüğüne plaket çakıldı. Arz ederim Sayın Bakanım! Ardından yemin edildi. Namusun ve şerefin üzerine! Yemin ederim! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni komiser yardımcılarına tavsiyelerde bulundu. Vicdan ve kanun. Bu ikisinden asla ayrılmayın. Kanunsuz hiçbir işin içinde olmayın. Eliniz harama gitmesin. Kanun dışı hiçbir şeye tamah etmeyin. Ve vicdanınızı da asla kaybetmeyin. Devlet hesap sorar. Ama bilesiniz ki hesabın büyüğünü Allah sorar. Bunu asla unutmayın. Soylu dereceye giren öğrencilere hediyeler verdi. Sol! Terörden temizlenen şehirlerde büyük değişim devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesi hayata geçirilen projelerle birlikte bambaşka bir görünüme kavuştu. İlçenin içinden geçen Dicle Nehri'nin kıyısına 16 kilometrelik sahil şeridi oluşturuldu. Altyapı ve üst yapı sil baştan yenilendi. Bölgenin geçmişinde çok orada muhabirlik yaptım TRT'yi temsilen. Onun için Cizre'deki yani Dicle Nehri'nin kenarında 16 kilometrelik sahil şeridi süper. Önce terörden temizlendi, ardından büyük değişim için kollar sıvandı. Burası Şırnak'ın Cizre ilçesi. Belediyede yapılan görevlendirme sonrası ilçede başlayan değişim sürüyor. Altyapı yenilendi, çok sayıda park ve mesire alanı oluşturuldu.
Dicle Nehri kıyıları da bu değişimden payını alıyor. Cizre'de görevlendirilme yapılan belediyenin çalışmaları devam ediyor. Dicle Nehri'ne yapılan ıslah çalışmalarıyla ilçe yeni ve modern bir görüntüye kavuşacak. Belediyenin girişimleri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle 16 kilometrelik sahil şeridi oluşturuldu. Daha önceden kanalizasyon sularının aktığı, çöplerin döküldüğü bir nehirken şu anda yapılan tahkimatla birlikte vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte rahat, huzurlu, güvenli bir ortamda gezdiği, dolaştığı bir nehir kazandırmış olduk. İlçede çalışmalar bitmiş değil. Cizre'nin her iki yakasını birbirine bağlayacak bir de taş köprü yapılacak. Köprü tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde tasarlandı. Köprünün 1,5 senede tamamlanması hedefleniyor. Bravo. Fethullahçı terör örgütüne geçelim. Örgütün hain darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği'nin işgaline ilişkin davada karar verildi. Eski albaylar Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Sakarya Valiliği'ni işgal emri veren hain cezasını buldu. Valiliğe gireceğiz, orayı alacağız. O bölgenin güvenliğini sağlayıp yönetimi ele geçireceğiz. Polislerin silahını alın, zorluk çıkarıp ateş eden olursa siz de onlara ateş edin. Sivil halktan size karşı çıkan olursa onlara da ateş edin. Sakarya'da görülen 15 Temmuz Valiliği işgal davası sonuçlandı. İki eski albay hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 222 kişinin yargılandığı dava sabah saatlerinde başladı. Duruşmaya müştekilerle çok sayıda izleyici katıldı. Bu hainler gerektiği cezayı inşallah alacaklardır. Bunun için burada varız. Ve mahkeme heyeti kararını açıkladı. Davanın bir numaralı sanığı eski albay Uğur Coşkun'la eski merkez komutanı albay Ahmet Üzer ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırıldı. Ayrıca 56 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapsine karar verildi. 164 sanıksa beraat etti. Şikayetçiyim kardeşim, ben jandarma işim. Kararın açıklanmasıyla mağdurlarla sanık yakınları arasında çıkan arbede polis ekiplerince büyümeden önlendi. Bu arada FETÖ'ye son günlerin en büyük darbelerinden biri vuruldu. Hala faal olan örgütün üst düzey pek çok ismi yakalandı. Polis örgüt mensuplarının farklı platformlar üzerinden karşılıklı yazışmalarını da deşifre etti. Üst düzey yöneticiler, ülke sorumluları. Fethullahçı terör örgütüne yönelik son dönemin en büyük operasyonu yapıldı. İstanbul merkezli 14 ilde 100'den fazla adrese baskın düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Zanlıların örgüt adına aktif çalıştığı belirlendi. Pek çoğu örgüt içerisinde sözde bölge veya öğrenci sorumlusuydu. Listede farklı ülkelerle iletişimi sağlayanlar da vardı. Mısır, Türkmenistan, Nijerya, Gana, Afganistan, Güney Afrika, Sudan, Cezayir ve Tunus sorumluları yakalandı. Örgüt mensuplarının hala farklı platformlar üzerinden iletişim halinde oldukları tespit edildi. Polis pek çoğu Baylok kullanıcısı olan şüphelilerin yazışmalarını da deşifre etti. O yazışmalarda farklı ülkelerdeki üst düzey örgüt yöneticilerinin para transferlerine ilişkin görüşmeler de yer aldı. Örgüt üyelerinin içeriden bilgi aldıkları da anlaşılıyor. İki kişi arasındaki yazışmada Kerem Kod adlı kişinin bir başka örgüt üyesini ikaz etmesi yer alıyor. Bu abiyle ilgili dinleme kararı var. Tel değişmesin. Evden işe, işten eve dikkat edilerek yaşamaya devam. Ev, araba, dijital temizlik. GSM kullanımına dikkat. Telefonda ve benzeri dinlenildiğini ima edecek en ufak bir hareket olmamalı. Şener Bey diyor ki Avusturya'dan selam, Türkiye'deydim. 3000 euro bozdurup TL'ye çevirdim. Neyim var neyim yoksa hepsi Türkiye için feda olsun demiş. Yılmaz Bey, Yılmaz Aydın Danimarka'dan göndermiş mesajını. Eğer yurt dışında yaşayan Türkler yaşadıkları ülkelerden Türk lirası alırsa bence Avrupa'yı sallarlar demiş. Ben şahsen olan paramı TL'yi ve altınları bozdurduk. İnşallah az da olsa katkımız olur. Ha yani altınları ve parasını TL'ye döndürmüş. İnşallah az da olsa katkımız olur. Tuzak kuranların tuzakları başına yıkılır inşallah diyor. Şaban Atak da Fransa'dan atmış mesajını. Her zaman desteklerimiz Türkiye için diyor. Zencan 3 isimli arkadaşımız diyor ki bizim ülkede diyor, İranlıymış kendisi. Aynı şeyler yaşandı İran'da da diyor. Herkes dolar, ev falan alıp depoladı. Şimdi 1 dolar 10 tuman. Hayatı zor şartlarda yaşıyoruz. Ama sizin ülkede durum farklı. Allah birlik ve beraberliğinizi
korusun, en doğru yoldasınız demiş dışarıdan bakarak. Devam edelim. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hani o sınırlara gelip çelenk atmalar, işte Türkiye'ye doğru el sallamalar filan. Efendim aynı Panos Kamenos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti. Davet, Türkiye'de tutuklu bu yargılanan iki Yunan askerinin tahliye edilmesinin ardından geldi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından açıklama yaptı. Tutuklu yargılanan iki Yunan askerin tahliye kararından sonra Yunan Savunma Bakanı Panos Kamenos'un Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla aradığı belirtildi. Kamenos'un telefon görüşmesi sırasında Akar'a askerlerin bırakılması konusunda teşekkür ettiği ve Atina'ya davet ettiği vurgulandı. Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesi yasak askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunanistan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına hükmetmişti. Devriye görevi sırasında yanlışlıkla sınırı geçtikleri ileri sürülen askerler 5 aydır tutuklu yargılanıyorlardı. Neyse bir şey demeyeyim ya. Devam. İtalya'nın Genoa kentindeki otoyoldaki köprü çökmesi olayı. Efendim büyük facia. Ölenlerin sayısı 39'a yükseldi. Hala enkaz kazılıyor. Hala enkaz kaldırılıyor. Hükümet 50 yıllık köprünün çökmesinden köprüyü işleten özel şirketi sorumlu tuttu. Sorumluların cezalandırılacağı açıklandı. Genoa'da bir yıllık olağanüstü hal ilan edildi. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Araç otoyol köprüsünde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri araçtaki kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Çabalar sonuç verdi. Araçtaki kişi yaralı olarak kurtarıldı. Facianın ardından Genova'da 2 günlük yas ilan edildi. Can kaybı 39'a ulaştı. Çöken köprünün enkazındaki arama çalışmaları 400'den fazla itfaiyeciyle sürüyor. Olay üzerine Genova'da 1 yıllık olağanüstü hal ilan edildi. Eleştirilerin hedefinde ise İtalya'daki otoyolları işleten firma bulunuyor. Şirketin 2 üst düzey yetkilisi hükümetten gelen istifa çağrılarına direniyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan Ulaştırma Bakanı Danilo Toninelli şirkete yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu. Non abbiano adempiuto degli obblighi contrattuali chiarissimi. Şirketin yetkilerini feshetmek ve 150 milyon avroluk ceza yaptırımı uygulamak için bütün prosedürleri işleme koyduk. Come questo di Genova è crollato significa 1967 yılında yapımı tamamlanan Morandi Köprüsü'nde 2 yıl önce onarım çalışmaları yapılmıştı. Efendim Amerika Birleşik Devletleri dünyaya ekonomik savaş açmış durumda aslında. Bu politika en yakın müttefiklerini bile vuruyor. ABD'nin koyduğu ek vergiler yüzünden çelik üreticilerinin hücumuna uğrayan Kanada, kendi çelik sektörünü koruma altına almaya hazırlanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın aldığı korumacı tedbirler ve saldırgan ekonomi politikası Kanada'yı da teyakkuza geçirdi. Kanada yönetimi kendi çelik sektörünü korumak için 15 günlük acil eylem planını devreye soktu. Ek gümrük vergileri yüzünden çelik ve alüminyum üreten ülkeler ihracat için Amerikan pazarı yerine Kanada'ya yöneldi. Kanada'nın Türkiye, Almanya, Hindistan gibi ülkelerden çelik ithalatı yılın ikinci çeyreğinde artış gösterdi. Kendi çelik sektörünün çökmesinden kaygı duyan Kanada, yerli üreticisini korumak istiyor. İşte bu yüzden Kanada'nın ithalatında meydana gelen artışın araştırılması için inceleme başlatıldı. İncelemelerimiz sırasında Kanadalı üreticilerin zarar gördüğüne ilişkin bir delile rastlarsak acil koruma prosedürümüzü harekete geçireceğiz. Meseleyi soruşturmak üzere Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne götüreceğiz. Dünya Ticaret Örgütü kuralları ithalattaki ani artışa karşı ülkelerin kendilerini korumaya almalarına olanak sağlıyor. Ancak bu koruma tedbirleri en fazla 200 gün yürürlükte kalabiliyor. Yani bu adam, ya adam dediğim Donald Trump kusura bakmayın. Yani ikinci dönemi görecek mi çok merak ediyorum. Ya acaba o zamana kadar koltuğunda kalabilecek mi onu da çok merak ediyorum işin aslı. Adam bütün dünyayla uğraşıyor. Kendi ülkesinde herkes ona karşı. Kendi iş dünyası adama karşı. İnanılmaz bir şey. Kaliforniya'ya gidelim. Yangının vurduğu Kaliforniya şimdi de Trump yaptırımları yakıyor Kaliforniya'yı. Amerikan Başkanı Donald Trump
dünyaya dayatılan, Donald Trump'ın dünyaya dayattığı daha doğrusu ithalat vergileri inşaat malzemelerinin fiyatını da katladı doğal olarak. Orman yangınları yüzünden kullanılamaz hale gelen çok sayıda binanın yeniden inşasının maliyetine milyonlarca dolar daha eklendi. Tabii Kaliforniyalılar kızıyor. Orman yangınları durmak bilmedi. Kaliforniya küle döndü. Ancak zor günler geçiren eyaleti Trump'ın yaptırımları ikinci kez vurdu. Yapı malzemelerinin fiyatı artınca bölgede inşaatlar durma noktasına geldi. Kaliforniya eyaletinde devam eden orman yangını Los Angeles kenti büyüklüğündeki bir bölgeyi yok etti. Yangında 1500 bina kül oldu. Yangının yaralarını sarmaya çalışan eyalet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yaptırım maliyetleriyle yüzleşti. Yaptırımlar, Çin ve Kanada gibi ülkelerden gelen demir ve kereste fiyatlarında artışa neden oldu. Buna artan işçilik maliyeti de eklendi. Buysa Kaliforniya'daki doğal felaketlerin ardından evlerini yeniden inşa etmek isteyenleri zor duruma soktu. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ev Müteahhitleri Derneği Baş Ekonomisti Rob Dietzev, inşa maliyetlerinin milyonlarca dolar arttığını açıkladı. Evet, Kaliforniya'dan Afganistan'a gidelim. Arda arda gelen saldırılarla sarsıldı Afganistan. Taliban milletvekilleri Baglan vilayetinde bir askeri üssü hedef aldı. 38 Afgan askeri öldü. Başkent Kabil'deki intihar saldırısındaysa en az 25 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi de yaralandı. Yol kenarında bulunan bir roket mermisinin patlaması sonucuysa 6 Afgan çocuk yaşamını yitirdi. Bombalı saldırılar, çatışmalar, kan ve gözyaşı. Afganistan Taliban saldırılarıyla sarsıldı. Taliban geçen hafta önce Gazni'ye saldırdı. 5 gün süren çatışmalar tam sona ermişken bu kez ülkenin kuzeyinde Baglan vilayetini kana buladı. Alaaddin bölgesindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlendi. Çatışmalarda 38 asker hayatını kaybetti. Onlarca asker de yaralandı. Çok sayıda Taliban militanı da öldürüldü. Taliban Kalat kentinde bir askeri kontrol noktasını hedef almıştı. Bu saldırıda 12 asker hayatını kaybetti. Taliban'ın Faryab vilayetindeki bir başka saldırısında da 20'den fazla Afgan asker öldü. Başkent Kabil'de bir eğitim merkezine de intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 25 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı. Afganistan'daki terör ortamı çocukları da vurdu. Lagman vilayetinde yol kenarında bulunan roket mermisinin patlaması sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti. Son saldırılarla bir haftada güvenlik güçlerinin verdiği kayıpların 200'ü aştığı tahmin ediliyor. Çatışmalarda çok sayıda sivil de hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili Türkiye'den de kınama geldi. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Yeni saatin ilk dakikalarında işsizlik rakamlarıyla devam edelim. İşsizlik tek halinde kalmayı sürdürüyor. Mayıs'ta işsizlik oranı %9,7 olarak açıklandı. Yine Mayıs ayında 650 bin kişi istihdam edildi. İşsiz sayısı 3 milyon 136 bin kişiye geriledi. Nisan'da tek haneye gerileyen işsizlik Mayıs'ta da düşüşünü sürdürdü. İşsizlik oranı Mayıs'ta 0,5 puan azalarak %9,7'ye düştü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs döneminde işsiz sayısı 89 bin kişi azaldı. 3 milyon 136 bin kişiye geriledi. İstihdam seferberliği sonuçlara da yansıdı. Mayıs döneminde istihdam edilenlerin sayısı 650 bin kişi arttı, 29 milyon 138 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı %48,1'e çıktı. Aynı dönemde 561 bin kişi iş gücüne katıldı. İş gücüne katılanların sayısı 32 milyon 274 bin kişiye yükseldi.
İş gücüne katılma oranı da %53,3 olarak gerçekleşti. Öğretmen adayları KPSS'den aldıkları puanla artık 2 yıl boyunca kamu alımlarına başvurabilecek. Yönetmelik değişikliğiyle KPSS öğretmenlik sınavı puanlarının geçerlilik süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarıldı. Eşitsizlik giderildi. Öğretmen adaylarının KPSS puanları artık 2 yıl geçerli olacak. Kamu görevlisi olarak ilk defa atanacaklar için uygulanan sınav yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayımlanan değişiklik öğretmen adaylarını ilgilendiriyor. Kamuda öğretmenlik yapmak isteyen öğretmen adayları KPSS öğretmenlik alan bilgisi testine giriyor. Diğer memur adayları için 2 yıl geçerli olan sınav sonuçları öğretmen adaylarına 1 yıl olarak uygulanıyordu. İlgili yönetmelikle yapılan değişiklikle bu eşitsizlik ortadan kaldırıldı. Öğretmen adayları da KPSS puanlarıyla 2 yıl boyunca başvuru yapabilecek. Konut fiyatlarında indirim için beklenen müjde geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut kredisinde faiz indirimi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Haber hem sektörü hem de ev sahibi olmak isteyenleri sevindirdi. Bankalar faizi inşaat firmalara konut fiyatlarını düşürdü. Çift yönlü kampanya piyasada karşılığını buldu. Mayıs ayında 55 bin konut satıldı. Piyasaları hareketlendirecek haber Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Konut kredisinde yeni faiz indirimi için çalışma başlatıldığını söyledi. İyi olur yani. En azından evi olmayanlar ev almak için bir kolaylık olur, iyi olur. Uygun faizli kampanyalar için yürütülen çalışmada sona yaklaşıldı. Birkaç gün içinde konut kredisi indirim kampanyası hakkında merak edilenler kamuoyuyla paylaşılacak. Her bir şey, benim de çocuklarım var, ben de onlar için düşünüyorum. O Türkiye genelinde bankaların desteğiyle bu şekilde bir çalışma yapılır ise eğer illaki inşaat sektöründe hareketler ne olur? Konut kredisi indirim kampanyası sektörde beklentileri de arttırdı. Sektör temsilcileri faiz oranı beklentilerini de açıkladı. Tam da istediğimiz noktada yani konut kredi faiz oranlarının günümüzde 1.60, 1.70 hatta 1.80'lere çıktığı dönemlerde %1'in altına veya %1'lerde durması bizim sektörümüzü gerçekten büyük bir harekete geçirecektir. Kurban Bayramı haberlerine geçeceğiz ama İskender Bey'in mesajını okuyayım, öyle geçeyim. Selamünaleyküm, Fransa'dan selamlar demiş İskender Bey. Avrupa devletleri de ABD'nin bu tutumuna karşılar ama diyor. Burada dengeler ucu ucuna rast geliyor. Ufak bir açık dengeleri bozacak durumda diyor. Bizim milletimiz zorluklara karşı dirençli ve elhamdülillah milli birlik şuuru var. Bu saldırı bumerang gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni vuracak. Kelebek etkisiyle herkese karşı güveni yitirecek Amerika Birleşik Devletleri demiş İskender Ayrıcal. Fransa'dan gönderdiği mesajda. Şimdi Kurban Bayramı'nın vaktisi, önce önlemler. 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ücretsiz olacak. Ayrıca 4 günlük Kurban Bayramı süresince toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz. 18 Ağustos Cumartesi günü 00'dan 27 Ağustos Pazartesi saat 07'ye kadar otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerden ücret alınmayacak. Yap, işlet, devret projeleri bu kapsamın dışında tutulacak. Aynı karar kapsamında 21 Ağustos Salı günü saat gece yarısından 24 Ağustos Cuma günü saat 24'e kadar belediyelerin toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Yani köprü ve otoyollar hemen cumartesiden başlıyor. Ağustos 27 Ağustos Pazartesi'ye kadar. Toplu taşıma da Salı günü başlıyor. Cuma gününe kadar ücretsiz olacak. Efendim gidelim Kurban Pazarlığı'ndaki bayram hareketliliğine. Çok hareketli. Erzurum'da alıcı ve satıcılar arasında kıran kırana pazarlıklar var. Fiyatların geçen seneye yakın olduğu pazarın gözdesi ise 1 ton 50 kiloluk şampiyonmuş efendim. Kurbana gel, kurbana gel. Kurban, iyi kurbanlar burada. Nasıl şu an satışlar? Şu an iyi, normal. Az önce ben bir tane sattım 13,5'a. Böyle devam ederse iyi. Kurban pazarı hareketli, satışlar yoğun. Kurban Bayramı'na az bir süre kala hayvan pazarlarında da sıkı pazarlıklar yapılıyor. Tabii ki pazarlığı iyi yapan kurbanlığı alıyor. Hemen soralım, siz ne kadar? Yok abi, 800,5.
Sana katkı. 8,5 siz ne kadar? Sen 8, 8 verir misin? 8 liraya ara bulucular da giriyor. 8.250 ya. 8 lira. Şeyler. Salla. 8.250 liraya hayırlı olsun diyelim. Aldım kurbanlığımı. Beklemedik, daha fazla beklemeye gerek yoktur. Aldık, Allah hayırlı etsin. Bakıyoruz yine de kurban pazarından çıkamıyoruz. Ne kadar aldınız? Biz 13,5 aldık. Pazarlığımız da biraz sıkı oldu. 750 ya, hayırlı olsun. Kurbanlık fiyatları geçen yıla yakın. Büyükbaş fiyatları ortalama 4000, küçük başlarsa 800 liradan başlıyor. Büyükbaş fiyatları 3500 TL'den başlayıp 25 bin liraya kadar çıkabilmekte. Bu da hayvanın kilosuna, kalitesine göre değişmekte. Küçük başlarda ise 850 lira ile 2000-2500 lira arasında fiyatlarımız değişebilmekte. Kurban pazarının en ilgi çeken hayvanlarından birisi de işte bu gördüğünüz şampiyon. Neredeyse kendisi bir insan boyunda, kilosu 1 ton 50 kilo ağırlığında, fiyatı ise 24 bin lira. Şampiyon bekliyor, alıcısını bekliyor. Allah'ın izniyle satacağız şampiyonu. Pazardaki hareketliliğin bayrama doğru daha da artması bekleniyor. Gel kurbana gel, Erzurum malı, yayla malı, ilaç yok, ineği yok. Maşallah. Erzurum'daki kurban pazarlarında durum bu. Şimdi yurdun en doğusundan en batısına, İzmir'e geçelim. Bakalım oradaki pazarlıklar nasıl? Sözü hemen arkadaşımız Gül Benli'ye ve konuklarına bırakacağız efendim. Evet, Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kurban pazarları da dolup taşıyor gündüzler ama İzmir'de gece de dolup taşıyor bu pazarlar. Şimdi İzmir'in Yeşildere mevkisindeki bir kurban pazarındayız. Yanımızda da Serdar Kaya var. Afyon'dan geldiniz herhalde. Evet, Afyon Hocalar ilçesinden geldik. Ve gece de alışveriş oluyor. Bu hep mi, hiç uyumuyor musunuz siz? Yok, İzmir'de bu yaşanan bir şeyler. Gündüz millet çalışıyor, gece geliyor. Zaten çalışan kesim özellikle kurban kesmeye özen gösteriyorlar yani. Gece daha güzel oluyor satışlarımız. Peki gündüz aratmıyor diyorsunuz. Memnunsunuz yani? Memnunuz, memnunuz. Satışlarımız güzel. Memnunuz. Gece alışveriş yapanlar için özel bir indirim var mı? Niye geliyorlar gece peki insan? Vallahi gece 12'den sonra gelenlere 50 liralık indirim yapıyoruz. O arkadaşlar da geliyor, devamlı geliyor yani. Sıkıntı olmuyor. Gelen belki bir arkadaşın daha getiriyor. Evet, evet, aynı o şekilde oluyor. Oluyor. Devam ediyoruz yani. Peki fiyat bilgisi alalım. Hiç daha almamış olanlar için. 1200'den başlıyor. 3 milyara kadar var. 2 milyara kadar. Orta boylar 2 ile 3,5 arasında da büyükler var. Büyük baş dediklerimizler ne kadar onlar? Büyük başlar 7 bin liradan başlıyor. 28 bin liraya kadar büyük başlarımız var. Hep satıldı büyük başlarımız. Kalmadı. Serdar Bey, şimdi bir alışveriş olacak galiba. Sizi bekliyorlar. Yayınımızı bekliyorlar. Merhaba. Alışveriş için mi geldiniz bu saatte? Evet. Biraz geç değil mi saat olarak? Gündüz çalışıyoruz. Onun için gece saat önemli değil bizim için. Senede bir kere geliyor kurban. Hem emeğimizsin. Onun için gündüz çalıştığım için gece geliyoruz. Peki nasıl buldunuz fiyatları? Kaçta anlaştınız şimdi? Abim biliyor. Hayırlısıyla inşallah bir vesile olursunuz. Ne diyorsunuz Serdar Bey? Bir pazarlık olacak herhalde şimdi. Arkadaş geçen sene de geldi. Geçen sene de indirim yaptığımız için yine gelmiş. Memnun da kalmış. Gerekeni yapacağız. Bir adını koyun bakalım. Başlasın. Ya onu piyasada 1800 liraya satıyoruz. Sana 1750 lira akşam pazarı. 1400 yapalım bunu hayırlısıyla. Abicim, orlara olmaz, sana 1600 yaparım akşam pazarı. Hiç uğraşmayalım. Pazarlık da etmeyelim bu saatte. Kurban fazla pazarlık. Yorulduk akşama kadar zaten. Hayırlısıyla 1,5 lira. Hiçbir şey söyleme. Tamam, hayırlı olsun. Allah hayırlısı. Oo, hayırlı olsun. Ne güzel. Bu saatte bir kuzu alabildiniz. Güzel mi? Memnun musunuz? Allah cümlemize kesme gücü versin. Çok güzel hayvanlar. Güzel, evet. Meşhurdur zaten Afyon'un. Meşhur, evet. Bir de bu tarafa çevir. Öyle mi diyorsunuz? Öyle, öyle. Ne güzel. Peki siz nereden geliyorsunuz? Yani bu saatte niye tercih ettiniz? Ben öğlen vakti buraya gelmiştim. Arkadaştan anlaşamadık. Şimdi yattım. Tekrar kalktım. Bu koç benim rüyama girdi. Uyku tutmadı mı? Uyku tutmadı. Nasip olursa bu koçu alacağım. İşi bitirmeye geldik biz buraya. Bayağı da cüsseli bir koç. Evet, evet, evet. Ne kadar dediler? Arkadaş 2400'e bıraktı. Biz 2000 lira verdik. Dedim 200 lira daha fedakarlık yapacağız. Hayırlısı derse alacağız bu koçu. Peki ne diyorsunuz Serdar Bey? Allah'ım, gecelerimiz bu yarısına geldiysen o kadar kimseye vermedik de. Arkadaş bu saatte gelmiş. Evet. Madem 100 lira daha koysun 2300 liraya götürsün. Her sene biz bu arkadaştan alıyoruz. Tamam, 2300 evet. Liraya götür akşam bak. Hayır, 2200 lira. Bak, çocukların parasından kestim, öyle geldim buraya. Tamam, hayırlı olsun, hayırlı tamam. Olsun. Evet, uyutmamış evet. Çünkü. Bak, rüyama dahi girdi bu. Peki hayırlı olsun o zaman. Allah kabul etsin diyoruz şimdiden.
Evet, İzmir'de kurban pazarları bu saatte bile, gecenin yarısını geçmiş olmasına rağmen saatler hala çok hareketli. Gündüz vakit bulamayanlar için gece pazarları, gece kurban pazarları sizi bekliyor diyor ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Güle, teşekkür ederim. Tabii yani bu saate kadar da kalmasın tabii, gece saat 2'de 3'te kurban pazarında. Yazık, onlar da biraz dinlensinler, sabah saat 7'de başlıyorlar efendim. Kurban pazarları. Bravo, vallahi bravo. Efendim, kurban pazarlarında durumlar böyle. Şimdi sizleri bıçağıyla ünlü Antalya'nın Serik ilçesine götüreceğiz. Serikli bıçak üreticileri bayram yaklaştıkça siparişlere yetişmekte zorlanıyorlarmış. O nedenle mesai artık geceli gündüzlü devam ediyor. Tabii arkadaşlarımız fırsatı kaçırır mı? Onur Altan bir bıçak üretim atölyesinde ustaların mesaisini ekranlarınıza taşıyacak diyelim. Sevgili Onur'a sözü bırakalım efendim. Server Gözaçık, malum kurban pazarlarında yoğunluk devam ettiği gibi kurbanda bıçakçılarda da devam ediyor. Dünyaca ünlü serik bıçakların üretildiği bir atölyedeyiz şu anda. Ve elimdeki bu koç boynuz da ilerleyen aşamada bir bıçak sapına dönecek. Serik bıçağının ustası Hüseyin Usta yanımızda. Ondan serik bıçağının yapımıyla alakalı bilgiler öğreneceğiz. Hüseyin Ustam, ne yapıyoruz şimdi burada? Kolay gelsin öncelikle. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bütün TRT ekibine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Serik bıçağımızı, kültürel ve yöresel bıçağımızı tanıttığınız için ve haber aldığınız için. Şu anda serik bıçağımızın sağlamlığını hani gerçekleştirdiğimiz, ön plana tuttuğumuz, tabiri caizse şu şekilde ifade edeyim ben size. Hani hamuru yoğurdukça sertleşir ya, biz de çekişledikçe serik bıçağı, çeliği yani, sertleşiyor ve bu alımda daha sağlam hale geliyor. Biz şu anda kömürde ısıtıp serik bıçağımızın metal kısmının işte örs üzerinde dövülme işlemini sizlerle beraber buluşturmak istiyorum. Kolay gelsin. Şimdi ne yapacağız mesela? Şimdi ben iç kısımda ne var şu an? Şu anda bir tane paslanmaz çeliğimiz var ve bunun dövme işlemini şu anda sizlerle buluşturacağım. Sanırım şu anda hazır çeliğimiz ısındı. Yani nar rengi dediğimiz bizim kırmızılığa şu anda ulaştı. Bu kırmızılığa ulaşması gerekiyor mu her daim? Kesinlikle. Dövme işleminde kesinlikle bu kırmızılığa ulaşması gerekiyor. Şu an dövme işlemini yapıyoruz galiba, evet, değil mi? Şu an dövme işlemini yapıyoruz. Yani çok eski bir meslektir. Dövme usulüyle bir çeliği ne kadar çekişlersek o kadar sağlamlığı artacaktır ve daha uzun ömürlü hale gelecektir. Peki, ben bir şey dikkatimi çekti. Bu bıçakta bir ovallik, kıvrımlık var. O nedir? Normal bıçaklarda görmüyorum, evet, böyle bir şey. Burada çok dikkatimi çekti. Serik bıçağımız yöresel bir bıçaktır. Özellikle Akdeniz yöresinde işte yörük kültürü biliyorsunuz tarihte hakimdi. Bu yörük kültürü işte Oğuz Türklerinden, işte Orta Asya'dan Adana üzerinden Toros Dağları boyunca İzmir'e kadar uzanır. Zamanında hayvancılıkla geçimini sağlayan yörük atalarımız, işte ebeveynlerimiz, hayvanın diyelim ki dağda işte taştan düşüp bacağı kırıldığı zaman ya da herhangi bir yerine bir zarar geldiği zaman işte tahtalardan bacaklarını sarıyorlardı. Tahta koruyucular yapıyorlardı ve birleşmelerini sağlıyordu kemiklerin. Onun haricinde diyelim ki hayvanın ölümü söz konusu oldu. İşte bizim mundar gitmesin diye tabir ettiğimiz şekilde kesiyorlardı işte öldüğü yerde ve derisini yüzerken bıçakların ucu takılmasın deriye diye uçlarını yukarıya doğru kıvırıyorlardı. Bu vesileyle daha kolay bir işte kesim ve yüzme işlemi gerçekleşiyordu. Bu vesileyle de serik bıçağımızın ucu yukarıya doğru kıvrıktır. Yani serik bıçağını benzerlerinden farklı kılan olay yukarıya doğru kıvrık olması. Kıvrık olması, evet, bir de çeliğidir kendine özgü. Daha önceden kara çelik dediğimiz paslanabilen çeliklerden serik bıçağı yapılıyordu ve yapım aşaması çok zordu. Fakat teknoloji geliştikçe artık insanlar da hijyen kurallarına uyduktan sonra işte biraz daha güzel teknolojik çelikler çıkmaya başladı. Bunlardan işte şu anda kullanmış olduğumuz paslanmaz çelik. Alman çeliğidir kendisi. Kullanmış olduğumuz çeliğimiz. Bunlar İstanbul'a geliyorlar işte nakliyeyle, gemiyle işte. Oradan bize artık istediğimiz kadar ve istediğimiz ebatta gönderiliyor. Biz de yapıp bıçak haline getirip tüketicilere sunuyoruz. Peki şimdi dövme işlemini yaptık galiba. Tamamladık mı? Dövme devam ediyor muyuz? Daha tamamlayamadık ama bir kısa bir işlemimiz daha var. Ondan sonra dövme işlemimizi tamamlamış olacağız. Tekrar ısıtma işlemine mi girdik şu evet, anda? Tekrar ısıtma işlemine girdik. Şu anda zaten sıcak çeliğimiz. Hemen ısıtıyoruz. Bu ısınırken de biliyorsunuz serik bıçaklarımızın sapları o zamanlarda kullanılan
yörüklerimizin işte geçimlerini sağlamış oldukları hayvanların boynuzlarından yapılıyordu. Organik bir şeydir sapları da. Fakat bu boynuzların yaklaşık 8 ay ya da 1 yıl arasında bu yelpazede kurumuş olması gerekiyor. Güneş altındaki tüketiciye geçtikten sonra yaş olan bıçağın sapı yaş ise eğer tüketiciye geçtikten sonra kullanılamaz hale gelir derhal. Fakat kuru boynuzdan yapıldığı takdirde boynuz dönmez. Hiçbir şekilde dönmez yani. Tüketici daha memnun olur. Peki bu boynuzları nasıl yapıyoruz? Nasıl bir işlemden geçiyor? Normal bir ateşle mi ısıtıyoruz yoksa herhangi bir ateşe müdahale etmeden mi şekillendiriyoruz? Nasıl oluyor? Boynuzları şu şekilde çıralarımız bizim biliyorsunuz çam çırası. Akdeniz bölgesinde genelde çam ağacı olduğu için çam çırasından işte marangozlardan temin ediyoruz. Çam çırasının isi boynuzun dışını kapladıktan sonra ateşin içeri temasını engelliyor. Ve bunu engelledikten sonra hani is ateşin içeri temasını engelledikten sonra boynuzun istediğimiz süreçte istediğimiz şekilde ısınmasını sağlıyoruz. Daha sonrasında mengene arasında işte kesip doğrultuyoruz ve daha sonra zımparalayarak sap haline getiriyoruz. Peki yayınımızda da süre kısıtlı. Evet. Haliyle dövdüğümüzü evet. Düşünürsek. Sonrasındaki işlem nedir? Ne yapacağız? Sonrasındaki işlem, geçelim isterseniz. Hemen geçiyoruz. Son dövme aşamasını sizlerle buluşturacağım. Ve ondan sonra bitirmiş olacağız. Çeleğimiz şu anda soğuk fakat gördüğünüz gibi ucu yukarıya doğru kıvrıldı. Bunu dövme işlemiyle yaptık ve çeleğimiz sertleşti. Fakat daha sonra tabii ısıl işlem diye bildiğimiz sulama işlemi söz konusu olacak. Şimdi bunun sulama işleminden öncesinde ve makineye tutmadan, zımparalamadan önce soğumaya bırakıyoruz. Ve ben sizi boynuzun kesim aşamasıyla buluşturmak istiyorum şu anda. Peki nasıl oluyor bu boynuzun kesim? Boynuzu mengeneye sıkıştırdım. Yayınımız kısa olduğu için ben daha önce de hazırlık yapmıştım sizler için. Ve sizin sayenizde izleyenler için hazırlık yapmıştım. Kolay olsun diye. Boynuzumuzu şu anda bu kesme işleminden sonra ne yapacağız peki? İşlemleri hızlandırmak adına sonra soruyorum. Boynuzumuzun çıra üzerinde ısıtılma işlemi var. Şimdi bunu da yaptığımızı düşünürsek eğer bundan sonraki aşamasında ne yapılacak? Çıra işleminde yaptık, ısıttık. Onu bırakalım isterseniz. Başka kısma geçelim. Hemen kısa sürede. Boynuzumuzu koparttık şu anda. Bunun ısıtılıp işte ondan sonra doğrulma aşaması var. Daha sonra biraz önceki sıcak dövdüğümüz çeliğin zımparalama işlemi var. İşte ondan sonra üzerindeki kilitlerin biliyorsunuz serik bıçakları kilitli. Üzeri damaklıdır. Bunun damak takma aşaması var. Daha sonra parlatma aşaması var. Zımparalama aşaması var. Ve en son artık ağzı da açıldıktan sonra tüketiciye sunuluyor. Peki bunlar şimdi hemen önümde de görüyorum atölyedeki şeyde de evet. Bunlar mı bilhassa serik bıçağını şekillendiren bu şekilde mi görecek izleyicilerimiz? Kesinlikle. Şu anda yapım işlem aşamasında olan bıçaklarımız bunlar. Biliyorsunuz bir önce bahsetmiştik kıvrımlarını. Daha sonra işte montajı yapılacak, perçinleme işlemi yapılacak ve parlatma işlemine geçilecek. Peki parlatılmış halini bir tane almak evet. istersek eğer burada üzerinde işlemeler de görüyorum hatta. Evet. Bir takım kodlamalar falan da var. Onlar evet. nedir? Ne işe yarıyor? Sizde şimdi ne çıkartacak? Serik bıçağını bundan yaklaşık 8-10 yıl öncesinde yapan 15-20 tane usta vardı serik içerisinde ve bunların hepsi de bizim kendi sülalemizden olan ustalardı. Fakat daha sonra bırakanlar oldu, işte rahmete erenler oldu. Bunlardan bir tanesi de benim bu altın bileziği koluma takan rahmetli babam Ahmet Durmaz'dır. Biliyorsunuz bu meslek atadan oğula yadigar kalan bir meslek. Üzerindeki kodlama diye bahsettiğiniz AD serik. Bıçakçı Hüseyin'in serik içerisinde yapmış olduğu bütün bıçakların üzerinde AD serik yazar ve bunu benden başka hiçbir kimse vuramaz. Açılımı ise işte bu mesleği bana öğreten 2012 yılında rahmet eden babam mekanı cennet Ahmet Durmaz'ın isim ve soy isim baş harfleridir. Ben bunu değiştirmeyi düşünmüyorum çünkü oğlumun adı da dedesinin adı olduğu için ben bu mesleği bu markayla bu şekilde devam ettirmek istiyorum. Peki sayılı kişilerin yaptığını söylediniz bu evet. ilerleyen safhada devam edecek mi? Yeni temsilciler var mı? Ne yazık ki unutulan bir meslek de olma evet. durumundan gelmeye de başladı. Evet. Şu anda biliyorsunuz Akdeniz bölgesi turizmle biliyorsunuz ünlü. Gençlerimiz artık okul çağından sonra yaz tatillerinde falan otelde belli departmanlarda bazı departmanlar çalışmaya başlıyorlar. Bizim işimiz hani biraz daha kirli, isli, paslı olduğu için gençlerimiz pek rağbet göstermiyor. Bir de bizim şöyle bir sorunumuz var. Bu işi biliyorsunuz
El yapımı olan bu güzel mesleği serimizin, Antalya'nın Serik ilçesinin bu yüresel ve kültürel kaybolmaya yüz tutmuş olan bu mesleğini fabrikalar artık pres baskı şeklinde fiber saplar, plastik saplar, hatta şu kadar ilerlediler ki boynuz saplarını bile yapabiliyorlar pres baskı bıçakların. Türkiye Cumhuriyeti'mizde işte belli bir ilimizde yapılmakta bu. O konuda önüne geçemedik. Geçemediler. Devlet yetkililerimiz de geçemediler. Fakat onlardan artık bu sorunun önüne geçilmesini istiyoruz. Peki normalde atölyede herhalde gündüz vakti çalışmanız gerekiyordu. Evet. Gece vakti biz buradayız. Neden buradayız peki? Neden buradayız? Bundan yaklaşık 15-20 gün önce Serik Merkez'de, biliyorsunuz Serik Merkez'e köyümüz 7 kilometre. Serik Merkez'de bir teşhir salonu açtık ve teşhir salonumuzda bütün bıçaklarımızı sergiliyoruz. Gelen misafirlerimiz köye gelmek işte zor geliyor onlara. Serik Merkez'de görebilmek daha kolay onlar için. Gündüz işte sabah 8'den akşam 8'e kadar Serik Teşhir Salonumuzda bulunuyorum. Akşam 8'de köy atölyemize, imalat atölyemize geliyorum ve sabah 5'e kadar burada çalışıyorum. Bir de Kurban Bayramı yaklaştığı için biraz iş yoğunluğu var. 5'ten sabah 8'e kadar işte uyuyorum. 3 saat ondan sonra tekrar Teşhir Salonumuza gidiyorum. Peki Serik bıçaklarının haricinde ben hemen yan tarafta da bir takım özel işlemeli. Evet. İşçilik gerektiren şeyler görüyorum. Bunlar nedir peki? Bunlar nedir? Hemen sizlere şöyle anlatmak istiyorum. Bu Fatih Sultan Mehmet Han Efendimizin fetih kılıcıydı. Bunun üzerine de yine Fetih Suresi yazıyor. İşte ben size bir fetih hediye ediyorum şeklinde, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir anlamı vardı. Yine bir tanesi ise çok özel sipariş bunlar. Şu anda yapım aşamasındalar. Diğeri ise Zülfikar kılıcımız. Biliyorsunuz Hazreti Ali radıyallahu anh'ın kullanmış olduğu kılıç. Fakat kendisinin kullanmış olduğu o günün yapısındaki bir insanın insana göre bu kılıç orijinali, yani aslı 105 kiloydu. Fakat günümüze göre uyarlanmış hali var. Zülfikar kılıcının üzerinde de yine Arapça işleme var. Onu da şöyle açıklamak istiyorum sizlere. Nedir bunun? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşındayken Hazreti Ali radıyallahu anh kendisini korumuştur ve Kureyş'in 9 tane önde gelen savaşçısından Peygamber Efendimiz'i korumuş ve onları 9'unu da öldürmüştür. Bu vesileyle Cebrail aleyhisselam şunu söylemiştir: Zülfikar'dan başka kılıç yoktur, Ali'den başka yiğit yoktur. Bu burada Arapça olarak yazıyor. Peki bunlar şu anda yapım aşamasında, hatta başlangıç aşamasında. Evet. Sonrasında bunların sapları da yine keçi ve burada bir ayrıca farklı bir boynuz da görüyorum. Evet. Bu nedir? Bunlarla mı kaplanacak? Neler olacak? Şimdi ürün yelpazemizin içerisinde bütün ürünlerimizin saplarında yaban teke boynuzu, koç boynuzu veya görmüş olduğunuz gibi geyik boynuzu kullanıyoruz. Geyik boynuzlarımızı biliyorsunuz keçi ve koç boynuzlarını bulmak mümkün, çok mümkün. Fakat geyik boynuzları biraz daha korumada oldukları için çok zor. Fakat geyikler her yıl boynuzlarını kafalarından atarlar, vücuda atar ve her yıl yenisi çıkar. Bunları bulan işte müşterilerimiz bize getirirler, satarlar veya işte ya da ne bileyim ücretli geyik vurulan milli parklar var biliyorsunuz. Orada geyik vuran zenginler artık vurmuş oldukları geyiklerin boynuzlarını da bize getirtip bıçak yaparlar. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. Aynı zamanda bütün TRT ekibine çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Selver gözü açık. Evet, Antalya'daydık. Serik'te. Hüseyin Usta'nın atölyesindeydik. Hüseyin Usta Kurban Bayramı'na sayılı günler kalmasına rağmen gece gündüz çalışıyor ve bıçakları yetiştirmeye çalışıyor. Bu bıçaklar Kurban Bayramı'nda kullanılacak diyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım. Çok teşekkürler. Gecenin bu vaktinde bize ayırdığı için zaman usta, bir yandan da babasına da Allah rahmet eylesin diyelim tekrar. Oğlu Ahmet inşallah onun işini yapar da hayalleri gerçek olur diyelim. Peki, çok teşekkürler. Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Yaklaşırken ne yazık ki kötü niyetli insanlar, dolandırıcılar boş durmuyorlar. Bunlar tabii dolandırıcıların en çok kullanmayı sevdiği konu bizim hassasiyetlerimiz, hepimizin hassasiyetleri. O yüzden Kurban Bayramı sırasında da mesela ödül kazandınız diye size telefonunuza mesajlar gelebilir. Ya da işte ne bileyim kurban bağışı adı altında mesajlar gelebilir. Bunların hiçbirisini lütfen açmayın. Çünkü bunların hepsi dolandırıcılık efendim. Bakalım detayını haberde.
Bayram öncesi dolandırıcılar yine iş başında. Kutlama, reklam ya da kampanya mesajlarıyla masum vatandaşları hedef alıyor, kurban satışı adı altında insanların parasına göz dikiyorlar. Dolandırıcılar gündemden hiç geri kalmıyor. Bu kez de yaklaşan Kurban Bayramı'nı kullanarak vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar. Uzmanlar bu yüzden özellikle bugünlerde cep telefonlarına ya da mail adreslerine gelen bayram kampanyaları ve online kurban satışı ile ilgili linklere tıklanmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Gelen mesajlara ve linklere tıklamıyorum ve önemsemiyorum. Çok bilinen, güvenilen kurumlar, dernekler, vakıflar linkleri gibi gösterilip buralara sahte kişilere transferlere ödemeler alınarak kişilerin kandırılması, dolandırılması sağlanıyor. Güvenemeyecekleri linkler yerine o kurumların sitelerine gidip buradan güvenli bir şekilde ödemelerini yapıp bağışları iletebiliyor olmaları gerekiyor. Uzmanlar internet bağlantısı üzerinden gelen mesajlar konusunda da uyarıyor. Ortak internet alanlarını kullanmak aslında kişisel bilgilerinizi riske atıyor. Buralar kamu açık ortamlar. Ve güvenlik seviyeleri çok da belirgin değil ve herkesin aynı anda eriştiği için sizin eriştiğiniz bilgilere ya da sizin gönderdiğiniz size gelen datalara başkaları da erişebilir. GSM operatörüyle ilgili bir mesaj aldım. Bedava oyun hakkı falan kazandığımı söylediler. Bir link yolladılar, linkin içine girdim. Dikkat etmedim linki o kadar. 3 aydır bir 100 liradır ücret ödüyorum. Dolandırıcı ve sahtekarlar olabiliyor bu tarzda da. Yani dikkatli olmak lazım. Evet efendim, dikkatli olalım, aman. Yüz binlerce insan Kabe ve çevresinde ibadet ediyor. Sabır ve heyecanla bayramı bekliyorlar. Onca insanın bir arada bulunduğu kutsal mekanlarda 24 saat hizmet veren isimsiz kahramanlar da var. Onlar Kabe çevresindeki çöpleri topluyorlar. Tavaf ve say alanını temizliyor. Hacı adaylarına zemzem dağıtıyorlar. Sırada Kabe'nin isimsiz kahramanlarına dair TRT Haber ekibinin izlenimleri var. Dünyanın dört bir yanından 3 milyona yakın Müslüman Mekke'ye geliyor. Yüz binlercesi aynı anda Kabe'de nafile tavaf ediyor. Umre yapan on binlercesi de sahi yapıyor. Böylesi bir ortamda Kabe'de temizlik ön plana çıkıyor. Bu yüzden gece gündüz demeden tavaf alanı da temizleniyor. Sahin yapıldığı Safa ile Merve tepelerinin arası da. Kiminin elinde fırça, kiminin çekpas, kiminin de çöp poşeti var. Bangladeşli de var, Hintli de. Pakistanlıyım, çalışarak hem geçimimi temin ediyorum hem de Kabe'ye hizmet ediyorum. Görev alanlarına ve yaptıkları işe göre kıyafetlerinin rengi de değişiyor. Kiminin yeşil, kiminin mavi, kimininki de beş. Fakat ortak özellikleri kalabalığa rağmen temizlikte kıvrak olmaları. Beş kıyafetli olanlarsa zemzem sorumluları. Kabe'nin hemen hemen her köşesinde bulunan bu zemzem bidonları da sürekli görevliler tarafından yenileriyle değiştiriliyor. Hacı adaylarının zemzem içebilmesi için plastik bardak koymayı da ihmal etmiyorlar. Kabe'nin hizmetkarları işlerini yapmalarının yanı sıra kutsal mekana hizmet etmenin huzurunu da yaşıyor. Efendim, bir başka canlı yayın noktasına gidelim. Bu gecenin son canlı yayın değil mi çocuklar? Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını Trabya'daki Huber Köşkü'nde sürdürürken arada bir ziyaret ettiği bir taksi durağı var. Taksicilerle oturup çay içen Erdoğan'ın görüntüleri birçok kez ekranlarınıza gelmişti. Şimdi Ferit de akşam ringini atıyor, gece ringini Ferit Demirbaş. Canı çay çekmiş, çayıyla ünlü o taksi durağına uğramış. Bize bir bağlantı ayarlamış. Dönelim Ferit Demirbaş'a, sözü ona bırakalım. Evet Selver, göz açık. Bazı meslekler var ki o mesleklerde çalışanlar vatandaşlara 24 saat esasıyla hizmet veriyorlar. O mesleklerden biri de taksicilik. Biz de şu anda Tarabya'da Tarabya taksi durağındayız. Tabii bu durağa ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan esnafa yaptığı sürpriz ziyaretlerle biliniyor. O ziyaretlerde esnafın birebir dertlerini dinliyor, onlarla sohbet ediyor ve çay içiyor. İşte
Huber Köşkü'ne çok yakın olan Tarabya'daki Tarabya Taksi durağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaman zaman ziyaret ettiği noktalardan biri. Biz de şimdi onlara misafir olacağız. Doğru tabir edersek kameraman arkadaşım Orhan Mete ile birlikte onlara çat kapı yapacağız. Bakalım şansımız da varsa çayları, o meşhur çayları demli mi? Evet, ben şöyle kapıyı açıyorum. Merhabalar. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Şimdi evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretleriyle pek çok kez gündeme geldiniz. Evet. Aynı zamanda çayınız da meşhur. Şimdi bakıyorum ben, masa hazırlanmış. Yanlış düşünmüyorsam herhalde bir çay molasında mı yakaladık sizleri? Evet. Bugünlerde bayağı yoğun çalışıyoruz. Dolayısıyla şimdi saat 2-2.30 civarı. Dolayısıyla işlerimiz biraz hafifledi. O ara arkadaşlarımıza bir çay molası verelim dedik. Biz de o zaman şanslıyız ki sizin çay molanıza denk geldik. Çünkü içeri girerken şöyle demiştik, hani şansımız varsa çayları da vardır diye düşündük. Evet, o da iyi denk gelmiş oldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi ziyaret ediyor dedik. Evet. Şimdi siz de birçok kez duraktaydınız bu ziyaretlerde. Çok doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öyle bir durağınızda gördüğünüzde neler hissediyorsunuz? Tabii ki çok heyecanlandık. Çünkü ilk defa bir cumhurbaşkanıyla yan yana geliyorduk burada. Bir de bizlerle ikili ilişkileri gayet iyi oldu. Dolayısıyla çok memnun olduk. Yani biz toplumsal olarak biraz böyle hani itilen kakılan bir grubuz. Cumhurbaşkanı bizi şereflendirdi. Dolayısıyla çok mutlu olduk. Tabii anılar da vardır. Ben şimdi diğer arkadaşlara da geçelim. Neler oluyor? Sizi bir tanıyalım öncelikle. Ergül Bek. Ben de 27 yıldır bu duraktayım. Tabii Cumhurbaşkanı'nın buraya gelmesi bizim için önemli. Bizim daha önce bir küçük bir mobamız vardı. İlk onunla geldi. Daha sonra tabii ya işte Tarabya Taksi falan işte sordu korumalara falan. Biz de mi çalışıyorlar, ne yapıyorlar falan diye. İşte dedik evet, biz de köşkte çalışıyoruz falan. Ya yakışmıyor dedi Tarabya bu durak. Bize işte bu gördüğünüz kulübeyi, Allah razı olsun, yardımcı oldu. Yaptık. Dolayısıyla teşekkür etmek istiyoruz tekrardan. Yani biz öyle tanıştık. Tabii her gün görmüyoruz Cumhurbaşkanı'nı. Güzel. Ergül Bey, şöyle diyelim. Nasıl bir ortam oluyor durağa geldiğimizde, Cumhurbaşkanı geldiğinde? Neler hissediyorsunuz? Yani genelde biz geleceğinden haberimiz oluyor tabii, ama ne zaman geleceğinden haberimiz oluyor. Korumalar falan oluyor çünkü. Tabii ki ortam biz böyle ya çay içerken yakalanıyoruz ya da işte 3-5 kişi dışarıdayken yakalanıyoruz. Denk geliyoruz. İşte kısmet. Böyle hatırınızda kalan güzel anılar var mı arkadaşlarla ilgili, tabii, nasıl olur? Tabii şimdi bu kademeli arkadaşım benimle beraber Tayyip Bey'i çok sever. Dolayısıyla ilk geldiğinde söyledik bizim bir arkadaşımız senin hayranın işte Rizeli falan diye. Kim o arkadaş falan, işte Kadem Ali derken. Kadem Ali'ye telefon açtık ve o gün Cumhurbaşkanı çok iş olmasına rağmen 20 dakika Kadem Ali'yi bekledi. Ergül Bey, o zaman müsaade isteyelim. Tabii. Kadem Ali abimizden dinleyelim. Evet. Siz yani Cumhurbaşkanı durağı ziyaret gerçekleştirdiğinde siz görevdeydiniz, dışarıdaydınız, işteydiniz. Evet, telefon geldi bana. Dinleyelim. Ben ilk önce şaka olduğunu anladım. Sonra üst üste bir iki arkadaş arayınca gerçek olduğunu anladım. İlk anda inanamadık mı Kadem Ali abi? İlk başta inanamadım. Yani beni bekleyeceğine hiç inanamadım. Ondan sonra nerede Kadem Ali demiş, çağırın gelsin. Ben dörtleri yakarak buraya geldim. Direkt geldim ve sanki böyle daha önce böyle beni çok şey tanıyor. Neredesin Kadem Ali diye böyle söyledi bana. Çok heyecanlandım. Yan yana oturduk. Böyle çay içtik burada. Çok mutlu oldum. Tabii bunlar çok anlamlı, çok özel anlar. Değil mi? Özel oluyor bunlar. Evet. Bugün de bak tesadüf. O gün yine bu gömleğimi giyiyordum. Aynı o fotoğrafta bu gömleğim vardı. Bugün de yine aynı gömlekte siz geldiniz. Güzel de bir tesadüf oldu. Tesadüf oldu, evet. Evet, evet, aynen. Tekrar o günlere, o anlara döndünüz yani. Evet, evet. Aynı heyecanı yaşadım. Ya lütfen rahatsız olmayın. Lütfen. Biz de zaten konuk olacağız. Şimdi şöyle, ben o tabii oturmak isterim ama siz isterseniz lütfen, yorgun, yoğun mesaide çalışıyorsunuz. Biz şöyle diğer arkadaşlara doğru da gelelim. Merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar, Gencay Fazlıoğlu benim adım. Ben yeniyim arkadaşların arasında da, stajyer sayılırım. Bir aydır buradayım, öğreniyorum henüz. İşte taksi esnaflarının zorluklarını, yapılması gerekenleri, yapılmaması gerekenleri. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza henüz rastlamadım. Ama ben de telefon alacaktım. iPhone almıyorum. Onu da kamuoyuna bildirmiş olayım. Buradan bir de milli duruşa katkımız olsun, onu belirtiyorsunuz. Doğru, yani. Doğru, Samsung alacağım. Tamam, o zaman siz de herhalde iple çekiyorsunuzdur Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini. O anlara şahit olun. Ben de öyle bir imkan varsa faydalanmak isterim Cumhurbaşkanımızla tanışmak. Sohbet etme imkanı olsun. Tabii, çok isterim. Çok teşekkürler.
Evet, şimdi şöyle çay var dedik. Orada çay makinesini görüyoruz. Evet, çayın üzerine gelmiştik. Evet. Abimiz de çay makinesini yanında yerine almış. Evet. Taksi durağınızın çayının meşhur olduğunu duyduk. Tabii, Cumhurbaşkanı'na da tabii. Ziyaretlerinde ikram ediyorsunuz. Yani, önce bir siz Yahya Aktürk. Ben de eski bir şoförüm. Burada taksicilik yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızı 2 sefer 3 sefer böyle denk geldi bizimle. Çok güzel bir şeyler oldu. Fotoğraf çekildik. Çok güzel hatıralar tabii değil mi? Hatıralar oldu. Çok memnun olduk başkanımıza. O şekilde. Tabii biraz da heyecan var şu anda değil mi? O anda da bu heyecanı yaşıyorduk. Tabii. Yaşıyoruz heyecanı. Hep birlikte böyle arkadaşlarla fotoğraf çekildik yani. Abi o zaman biz ufak ufak çaya doğru ilerleyelim mi? Tamam, şöyle bakıyorum, çaylar da boşalmış. Lütfen hani biz tazeleyebiliriz çayları. Lütfen hani yayındayız diye onu da yapmayalım. İsterseniz çayları o meşhur çayınızdan dolduralım. Çayları tazeleyelim. Geçebilir miyim? Alacağız. Bu buradaki çayın yan tarafı. Tamam. Yan taraftan getiriyoruz çayları. Niyaz Bey. Şimdi çaylar, evet biz sonuna denk gelmişiz çayın. Son kalan çayımızı bardağımıza dolduruyoruz. Tabii o anda abimizin işi bitince ona da bir mikrofon uzatalım. O da Cumhurbaşkanı'yla yaşadığı anılarından bize biraz bahsetsin. Ziyareti esnasında neler yaşandı. Evet, tavşan kanı çay demlenmişti. Evet. Sonuydu ama şimdi o da masada yerini aldı. Mikrofonu da uzatalım, sizi tanıyalım öncelikle. Ben Niyazi Kurnaz, durağın en kurnaz adamıyım. Niyazi abi, şimdi... Olsun biraz gülelim diye söyledim. Cumhurbaşkanımızın durağımızı onurlandırması bizi de çok onurlandırıyor. Çok mutlu oluyoruz gelip durağımıza uğradığı için. Bir takım sıkıntılarımız oluyor, anlatıyoruz. O da canı gönülden dinliyor. Halımızı hatırımızı soruyor. Buradan geçerken arada bir de olsa durağımıza geldiği zaman çok mutlu oluyoruz. Bu da güzel bir şey yani. Onur duyuyoruz. Can kulağından da dinliyor. Bütün arkadaşları tek tek dinliyor. Sorunlarını soruyor. Bu da bizi mutlu ediyor tabii ki. Tabii o birebir sohbet etme imkanını bulmak, varsa sıkıntıları onları iletmek değil mi? Aynen öyle. Tabii kendisinden böyle yüz yüze konuşmak çok daha heyecan verici oluyor ama dinliyor en azından bizi. Yani bir böbürlenmiyor. Çok daha mutlu oluyoruz kendisinin buraya geldiği zaman. Evet, şimdi İstanbul'da Tarabya'da taksi durağında Cumhurbaşkanı'nın ziyareti esnasındaki anıları dinledik. Tabii biraz da İstanbul'da taksici olmak, taksiciliğin zorlukları, meslek nasıl yürütülüyor, bunları da konuşalım. O konuda da ilk bağlantımızda sizi tanıyamamıştık, ben soramadım, özür diliyorum. Şimdi bir tane. Ben Deniz İlyas Kurtuluş, yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Babadan oğula taksiciyiz. Akşam da bu durağın sorumlusu olmaya çalışıyorum. Genelde semtin çocuğu olduğumuz için de şikayetler, dilekler, temenniler bize gelir. Orada varsa hatalarımızı düzeltmeye çalışırız. Ama semtimiz genelde kalburüstüdür. Gayet iyidir. Sorunları olan bir semt değildir. Dolayısıyla diyebilir miyim? Mesleğe 30 yılını vermişsiniz. Hakkıyla alın terinizle yapmaya çalışıyorsunuz. İstanbul'da biraz ona değinirsek İlyas abi. Hani trafik yoğunluğu var. Ekmek parası için saatlerce direksiyon sallıyorsunuz. Biraz zorluklar neler? Kısaca isterseniz onlardan bahsedelim. Yani zaman zaman trafik yoğunluğu ve zaman zaman yazın bilhassa insanların sinikat sayısı biraz yüksek oluyor. Bazen misafirlerle tabii tartışmalar oluyor. Ama çok şükür bizim semtimizde böyle bu tür sorunlar pek yok. Ama şehir içerisinde bazı muhtelif yerlerde bir takım sorunlar maalesef yaşanıyor. Onlarla da el birliğiyle, odamızla, emniyetimizle bir araya gelerek problemleri çözmeye çalışacağımıza inanıyorum. O zaman ben müsaadenizle bir arkadaşa daha o zaman mikrofonu uzatayım. Evet, şimdi bazen tabii olumsuz şikayetler de alabiliyoruz. Peki bu konuda taksici esnafının tutumu nedir? Bu durumda siz neler düşünüyorsunuz? Valla son dönemde tabii biz de çok dikkat ediyoruz. Bu Uber mevzularından sonra tabii kendimizi çok düzeltmeye çalışıyoruz. Yani inanın, inanılmaz da çaba sarf ediyoruz. Yani ben taksici esnafının çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama bir %10-%15 bir kesim var. Bu yerlerde zaten belli şehir içinde işte alışveriş merkezlerinin önü genelde işte Cevahir olsun, Sultanahmet olsun, Taksim Meydanı olsun. Oraların bizle çok alakası yok. Yani onların ben taksici olduklarını pek düşünmüyorum. Biz bu mesleği 30 yıldır yapıyoruz ve elimizden geldiği kadar maksimum iyi yapmaya çalışıyoruz. İnanın benim kadar bütün arkadaşlarım uğraşıyorlar ama
Yani herkes bireysel olarak ne kadar yapabilirse biz de o kadar yapıyoruz. Odayla uğraşıyoruz, odayla konuşuyoruz. Belediyeden arkadaşlar geliyoruz, beyaz masada arkadaşlar geliyor. Ramazan'da yemek verdik, yemekte yine konuştuk bunları. Yani konuşulmayan şeyler değil. Biz de kendimizi düzeltmeyi çok istiyoruz. Ama tabii bu işte biraz zor bir iş. Müşteri ilişkilerinizin iyi olması lazım. Bir kelimeyi yanlış konuşursunuz, her şey yanlış olur. Anlatabiliyor muyum? Çok zor iş yani. Tabii bunlar da siz azami özen göstermeye. Maksimum iyi gösterme, yani iyi göstermeye çalışıyoruz. Problemleri çözmeye çalışıyoruz ama gerçekten bizim de problemlerimiz var. Evet. Yani biz de çok zor para kazanıyoruz. Evet. Çok uzun süre aynı ortamda kalmak zorunda kalıyoruz müşterilerle, durak arkadaşlar. Zor pozisyonda çalışıyoruz. Yani kolay bir iş değil. Yani 13 saat ailemizin yanında 3 saat kalıyoruz. 13 saat arabanın üzerindeyiz. Kolay işler değil bunlar. Evet. Yani dışarıdan görüp bu kadar yargılanmayı da bence hak etmiyoruz. Ama yani bir %25 falan bir içimizde var. Onları da inşallah düzelteceğiz. Bizim emniyetten istediğimiz tek şey bize sadece belediye ruhsatı, ehliyet sormasınlar. GBT'leri yaptıklarında uyuşturucu kullanılıyor mu? Alkol kullanılıyor mu? Bu daha önce başka suçlara karışmış mı? Biraz da onlar ayıklasınlar. Yani sadece belediye ruhsatıyla bu iş bitmiyor. Benim burada 30 tane arkadaşım var. Ben bunun en az 28 tanesine, 29 tanesine kefilim. Ama bütün piyasa aynı değil maalesef. Her meslek grubunda olduğu gibi bizde de var yani. Maksimum çaba sarf ediyoruz. Bundan herkes emin olabilir. Biz de iyi olsun istiyoruz. Her şey güzel olsun istiyoruz. Bu arada tekrar Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyoruz. Türkiye'nin ilk başkanı oldu. Geldiğinde tekrar tebrik edeceğiz. Buraya da bekliyoruz bayramda mutlaka. Evet. Mutlaka bekliyoruz. Evet, biz de bu çağrıyı bir kez iletmiş olalım. Evet. Selver gözü açık. Tarabya'da taksi durağındaydık. Cumhurbaşkanı'nın sık ziyaret ettiği bir yerde. Anıları dinledik bir kez daha. Heyecanlandılar. O anlara gittiler taksici esnafı. Tabii bizi de misafir ettiler. Biz de birazdan yayınımızın ardından o meşhur çaylarından içeceğiz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. O meşhur çayı içmek için 15 dakika falan beklemen lazım. Demlenecek o çay. O eski çayla olmaz o iş. O son şeyin dibiyle olmaz. Demliğin dibiyle olmaz yani. Hiç kurtaramazsın. Otur orada rengi birazcık uzat. Bir güzel çaylarını iç abilerimin selamını da söyle. Dedikleri gibi işte onlar da anlatıyor. Taksicilerin evet elbette ki mesleki sorunları var. Ama onlar bile kabul ediyor ki bizim de aramızda %15-20-25 gibi rakamlar ki 1/4 eder bu. Önemli bir orandır. İnşallah en kısa sürede temizlenir de bu üzerlerindeki bulutlar da dağılmış olur diyelim. Çok teşekkür ederim sevgili Ferit Yılmaz abi. Şimdi bir kampanya haberimiz vardı. Hiç değilse onu yayınlayalım da ondan sonra çıkalım çocuklar. Şimdi Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir kız çocuğu 5 yıl önce 3 köpeğin saldırısına uğramış ve ne yazık ki bu saldırı sonunda sağ kolunu kaybetmişti. O zaman 13 yaşındaydı Fatma Özdemir. Protez kol takılması için 18 yaşına gelmesi gerekiyordu. Fatma o yaşa geldi. Ancak hayvancılıkla geçinen ailenin kol için gerekli olan 50 bin avro çok büyük rakam gerçekten. Bu 50 bin avroyu karşılayacak güçleri yok. Kaymakamlık bir kampanya, yardım kampanyası başlatmış. Sizlerin de dikkatle dinlemenizi, mümkünse katkı sağlamanızı bekliyoruz. Şimdi 18 yaşında olan Fatma Özdemir, aradan geçen 5 yıla rağmen hala olayın etkisinde. Ben bahçemize indiğimde köpekler üst taraftaydı. Arkamdan koşmaya başladılar. Ağaca çıkmaya çalıştım ama çıkamadım. Düştüm. Düşünce yüzümü kapattım. Hani köpeğe yüzüme zarar vermesin diye. Köylüler yardıma koşup Fatma'yı kurtardı. Büyük yara alan sağ kolu 8 kez yapılan ameliyat fayda etmeyince kesildi. En sonunda kesmek zorunda kaldı. Kangreye dönüyorlar dediler. Uyanır uyanmaz koluma baktım. Baktım sargılı kesikli yoktu. Çok kötü bir duygu. Fatma yılmadı, okudu, bu yıl liseden mezun oldu. Üniversiteye de gidip muhasebeci olmak istiyor. Tek koluyla ailesine hem ev hem de bahçe ve hayvancılık işlerinde de yardım ediyor. 5 yıldır tek koluyla hayata tutunmaya çalışan Fatma'nın en büyük arzusu protez bir kola kavuşmak. O şimdi hayırseverlerden uzanacak, yardım elini bekliyor. Yardım için kampanya başlatıldı. Antalya Valiliği nezdinde Gündoğmuş Kaymakamlığı olarak bir yardım kampanyası başlattık. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı bu kampanyamızda desteklerini bekliyoruz. Hayırseverler Ziraat Bankası Antalya Gündoğmuş Şubesi'ndeki 830-31649-5002 numaralı yardım hesabına para yatırabilecek. Büyüklerimden bir yardımseverlerden yardım bekliyorum. Yardım ederlerse onlara sayesinde kolumu taktırmasını istiyorum.
Evet, sevgili Fatma'nın yardımınıza ihtiyacı var. Gündoğmuş kaymakamlı. Bu arada Ferit'e gene Ferit Yılmaz dedin değil mi? Ferit Demirbaş'ı gene Ferit Yılmaz yaptık ya. İki akşamdır çocuğa ısrarla Ferit Yılmaz diyorum. Ne diyorsun Gökhan bu duruma? Olur mu diyorsun? Çok ayıp ediyorum. Ferit'ciğim kusura bakma, çok özür dilerim senden. Sevgili Ferit Demirbaş'a da teşekkür ederim. Sevgili Fatma'nın da yardımımıza ihtiyacı var diyelim bu akşamlık. Veda ederim efendim. Yarın gece saat 1'de biz burada olacağız. Umarım siz de orada olursunuz diyelim. Hoşça kalın. İyi geceler, iyi sabahlar.